babanın cesedi Cem'le birlikte taşıyan kişi olup olmadığını, kendisine yardım edip etmediğini, cinayetle bağı olup olmadığını, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun cinayeti neden işlediğini ve nerede saklandığını çözmeye çalışırken olay gündeme bomba gibi düştü. Televizyonlar, gazeteler vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katline geniş yer verdi. Katil zanlısının ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni olması cinayete farklı bir boyut getirmiş. Olay medyanın en önemli gündem maddesi olmuştu bir anda. 6 Mart günü Cinayet Büro Amirliğine gelen Mehmet B adlı kişi, olay gecesi katil zanlısı Cem Garipoğlu'nu Bahçeşehir'den alarak Etiler'e götüren korsan taksicinin kendisi olduğunu söyledi. Hemen gözaltına alındı katil zanlısı Cem'i götüren korsan taksicinin aracı emniyetin otoparkına çekilerek olay yeri inceleme ekiplerince delil arama çalışması yapıldı. Yapılan incelemede araçta arka koltuk ve bagajda kan izlerine rastlanıldı. Bu kan örnekleri incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Korsan taksici polise teslim olurken, televizyon programları ve gazetelere açıklamalar yapan ticari taksi şoförü, Coşkun D. Olay günü Cem ve Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki eve götüren taksicinin kendisi olduğunu anlatıyordu. Taksici Coşkun D. Olay günü Cem Garipoğlu'nu aldığını belirterek o günü şöyle özetledi. Bahçeşehir'de ticaret merkezinin önünde sabah saat 08'de taksiyi durdurdu. Onu Mecideye köye götürmemi istedi. Yolda iki cep telefonu da hiç susmuyordu. Bana abi elbiselerimi alacağım sonra yine bahçe e döneceğim dedi. Cevahir'e geldiğimizde saat 09.30'du. Genç abi elbiseler almaktan vazgeçtim. Nişan taşından kız arkadaşım gelecek. Bekleyelim dedi. Kız arkadaşını beklerken annesiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Anne evi boşalt eve kız getireceğim. Şimdi Mecliye köydeyim. Bahçeşehir'e yaklaşınca sana üç kez cep telefonundan çağrı yapacağım. Sen de o zaman evden çık. Anla ki eve yakınız dedi. 25 dakika sonra kız geldi. Kız çok üzgündü. Başını Cem'in omzuna dayadı. İkisi Bahçeşehir'e kadar sarmaş dolaş geldi. Aralarında öyle çarpıcı dikkat çekici bir konuşma geçmedi. Sadece genç kız durgun ve üzgündü. Bahçeşehir'e geldiklerinde saatin 11 olduğunu belirten Coşkun de, arabadan inip kahve satın alan Cem ve Münevver'i daha sonra eve bıraktığını söyledi. Polis Coşkun D'nin açıklamalarından basına verdiği demeçler aracılığıyla haberdar oldu. Bu da nereden çıkmıştı? Münevver okuldan saat 14.09'da ayrılmış ve Cem'le buluşmuştu. Taksici ise sabah Köy'deki alışveriş merkezinin önünden münevveri aldığını ifade ediyordu. Televizyonlarda program program dolaşan taksici Coşkun D. gözaltına alındı. Cinayet büro amirliğinde yalan beyan vermek suçundan işlem yapılan Coşkun D. serbest bırakıldı. Taksici Coşkun D. aslında yalan söylemiyordu. Ancak Cem ve Münevver'i aldığı tarihi karıştırmıştı. Bu tarih karışıklığının farkına ne kendisi ne de polis vardı. Münevver ile Cem'in emesen konuşmaları iyi incelenmiş olsa taksici Coşkun D'nin ikiliyi aldığı tarihte ortaya çıkacaktı. Dosyalar Ankara'ya gönderildikten sonra Hayyam Garipoğlu'nun evine baskın düzenlendi. Gizli bölmeler arandı. Yapılan aramada ne gizli bölmeler ne de Cem bulunamadı. Bu baskından iki gün sonra Hayyam Garipoğlu bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Gizli sürdürülen bu çalışmanın basın tarafından duyulmamasına da özen gösterildi. Görevlendirilen polis ekibi Hayam Garipoğlu'nu iş yerinden alarak asayiş şube müdürlüğüne getirdi. Polis ekibi Hayam Garipoğlu'nu kapıda nöbet tutan polis memurlarından bile gizledi. Çünkü bu yukarıdan verilen bir talimattı. Titizlikle getirilen iş adamı Hayyam Garipoğlu cinayet büro amirliğine çıkarıldı. Burada bir odaya alındı. Odaya soruşturmanın dışında olan bir başkomiser girdi. Bu başkomiser Hayyam Garipoğlu ile sohbet etti. Sohbette medyanın cinayeti neden çok işlediği ve kendisini üzerine neden çok gelindiği gibi konular dile getirildi. Hayyam Garipoğlu medyanın kendi üstüne geldiğini düşünüyor bundan yakınıyordu. Başkomiser, Hayam Bey öldürülen kişi 17 yaşındaki gencecik bir kız. Masum bir kız öldürüldü ve yeğeniniz ortada yok. Sizden, aileden yardım almadan bu çocuk saklanamaz. Vicdanınız el veriyor mu dedi. Hayam Garipoğlu odanın dışında olan başkomiser Aydın'a seslenerek Aydın Bey sorguda mıyız diye sordu. Henüz resmi bir sorgu başlamamıştı. Araya giren Aydın başkomiser resmi ifadenin alınması için harekete geçti. Bir süre sonra Hayyam Garipoğlu'na mal varlığı hakkında sorular soruldu. Yurt içi ve yurt dışında ne kadar mal varlığı varsa tek tek not edildi. Bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen özel ekiplere verildi. Ankara'dan bir başkomiser ve iki polis memuru da cinayet soruşturması için İstanbul'a gelmişti. Hayyam Garipoğlu'nun emniyete getirilişi Habertürk gazetesinde yayınlandı. Bu haberi yapan da Mustafa Şekeroğlu'ydu. Haber cinayet büro amirliğinde hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yetkililer haberin duyulmasından rahatsız olmuşlardı. Bir garip durum yaşanıyordu. Cinayet büro amirliğinde Hayyam Garipoğlu'nun getirilişi neden bu kadar gizli tutulmuş, ve haberi çıktığı için neden bu kadar rahatsızlık duyulmuştu. Basılan yerlerde Cem yoktu. Çalışmalar sürdürülüyor ama sonuç da alınamıyordu. Bu sırada Bahçeşehir Jandarma Karakolu'ndan heyecanlandıran bir telefon geldi. Cinayet büro yetkililerini arayan Jandarma Karakolu yetkilisi, münevverin cinayetine bakan ekibin Bahçeşehir'e gelmesini istedi. Gece yarısına yakın bir saatte Bahçeşehir'de şüpheli bir araç içinde ceme benzeyen bir kişiyi yakaladıklarını belirten jandarma'nın verdiği bilgi üzerine hemen bir ekip harekete geçti. Cem sanılarak yakalanan kişinin yanında bir de kadın vardı. Gerçek çabuk ortaya çıktı. Yakalanan kişi ceme benzediği için daha önce Rusları şaşırtan Cem'in abi Levent'ti. Yanındaki ise kız arkadaşıydı. Levent Garipoğlu Rusya'dan gelmişti. Bahçeşehir'de oturan kız arkadaşıyla arabada dolaşırken jandarma ekipleri kontrol amaçlı durdurmuş ve şüphelenmişlerdi. Birçok yer basıldı, Cem bulunamadı. İstanbul polisi Cem Garipoğlu'nu ararken bir yandan da cinayetle ilgili ipuçları bağlantılar üzerine çalışmasını sürdürüyordu. Cem'a e ait bilgisayarda yapılan incelemede Münevver'le yaptığı MSN konuşmalarını Zeytinburnu sürtüğü adını verdiği bir Word dosyasına kaydettiği ortaya çıktı. Yurt dışı tatiliyle ilgili 24 adet kamera görüntüsü ve münevverin resimlerinin de bulunduğu toplam 277 adet fotoğraf yine aynı bilgisayardan çıktı. Cem'in kaydettiği sohbet programı olan MSN'de yaptığı konuşmalarında en çok 27 Şubat gecesi yapılan sohbet polisin dikkatini çekmişti. Konuşmada Münevver'in Bahçeşehir'deki eve gitmesine değiniliyor ve Cem konuşmada şöyle yazıyordu. Yarın senin için müthiş planlar içindeyim. Tarihin en büyüklerinden. Duyunca ağzın açık kalacak. MSN'de yapılan sohbetin kayıtları şöyleydi. Sana ne yaparım biliyor musun ben? Neymiş? Sana sarılırım önce, sonra başlarım sıkmaya, sonra da çok daha çok ve çok bu ana kadar. Abartma. Tabii ki boğmadan önce bırakırım. Münevver konuşmada yarın okula gitmeyeceğini söylüyor. Okulu asmak istediğini belirtiyor. Bunun üzerine Cem bütün gün beraberiz o zaman diyor. Olabilir buluşuruz. Okey o zaman müthiş planlar içindeyim. Ne planı? Tarihin en büyüklerinden. Abartma ben. Öyle duyunca ağzın açık kalırsın. Söyle bakayım merak ettim. Çok büyük bunlar bebek. Şaşırtmayayım, alıştırarak söylerim sana. Söyle be. Bizdesin o zaman yarın. Sana bir mum ışığı yemek hazırlarım. Panjurları falan kapatırım hep. Gece havası olur, romantik. Böyle yemek de yaparım. Tabii tabii. Sen mi hazırlıyorsun, ben mi? Ben, ben. Olmaz. Annemden öğrendim öğreneceğimi. Cinayet günüyle ilgili elde edilen kamera görüntülerinde Cem'in Münevver'i arka bahçeden eve getirerek içeri aldığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamera görüntüsünde Münevver ve Cem'in gelişini bahçıvan görüyordu. Sanki cinayet günü yaşananlar konuşuluyordu. Konuşmalarda Münevver'in eve gitmeye tedirgin olduğu görülüyor. Güvenlik görür diye de tedirginliğini anlatıyor. Ya baban var olmaz hayatta. Yok ki yurt dışında o da biliyorsun. Ya misafir gelirse, ya gelmez herkes biliyor çünkü annemler yoklar. Hem sizde ne yapacağız? Yapacağız bir şeyler merak etme. Kaçta geleceğim gelecek olursam? Okula gitmiyorsun. Onda çıkarız, 11'de bizde oluruz. Güvenlik var sizin, o görür olmaz. Arka bahçeden gireceğiz dedim sana münevver kara bulut. Münevver ve Cem arasında geçen o konuşmada gitardan da bahsediliyor. Münevver'in daha önce Cem'e "Gitar çalıyor musun?" sözüne Cem, yarın için kendisine gitar çalacağı karşılığını veriyor. Münevver kendisine kılıfı mezar olacak, gitarı çalacak olan Cem'e şaşırıyor. "Gitar da çalarım. Aa. Bugün bir saat hoca gelecek gitara. Bir tekrar olsun. Yarında ben sana çalarım. Ne alaka? Gitar çalmıyorsun." Gitar çalmıyorsun bahane ne karşılık hazırlamıştım sadece. tabi Bir akustik iki klasik elektro gitar var evde. Hangisini seversen onu çalarım. Altı gitar var evde. İyi. Hadi bize gidelim şeker ezelim bu sene de bekar gezelim. Tövbe tövbe. Ya işte böyle bu şarkı sana. Kaçta buluşacağız? Dokuzda maslakta olmam lazım sabah. Niye? Ofise gideceğim kuzenimin. Onda seninle buluşuruz. Bekletirsin yine. 11'de bahçe şehirde oluruz zaten en geç. Cevahir'in orada buluşuruz o zaman. Okey bebeğim. 9'da Cevahir'deyim. Bir saat alışveriş sonra onda buluşuruz direkt. Bu konuşmaya bakıldığında münevver cinayetten 4 gün önce Cemle Cevahir alışveriş merkezi önünde saat 10'da buluşup evine gitmişti. Polis bu konuşmada Cem'in cinayeti planladığı konusunda şüpheye kapıldı. İlginç konuşmanın üzerinde duran polis bir ayrıntıyı gözden kaçırmıştı. Günler önce çeşitli televizyon programlarına ve gazetelere Münevver ve Cem'i eve ben götürdüm diye açıklama yapan ve hakkında yalan beyan vermek suçundan işlem yapılan taksici Coşkun D'nin anlattıkları aslında doğruydu. Ancak taksici Cem ve Münevvere aldığı günleri şaşırmıştı. Taksici Coşkun de Cem ve Münevvere olay günü değil 27 Şubat günü yani cinayetten 4 gün önce alan taksiciydi. Taksicinin yaptığı açıklamalar da şu şekildeydi. Onu Mecidiyeköy'e Cevahir İş Merkezi'ne götürmemi istedi. Yolda iki cep telefonu da hiç susmuyordu. Bana, abi elbiselerimi alacağım, sonra yine Bahçeşehir'e döneceğim dedi. Cevahir'e geldiğimizde saat 09.30'du. Genç, abi elbiseler almaktan vazgeçtim. taşından kız arkadaşım gelecek, bekleyelim dedi. Kız arkadaşını beklerken annesiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Anne evi boşalt, eve kız getireceğim, şimdi Mecliye köydeyim. Bahçeşehir'e yaklaşınca sana üç kez cep telefonundan çağrı yapacağım. Sen de o zaman evden çık, anla ki eve yakınız. Biraz sonra münevver geldi. Bahçeşehir'e sarmaş dolaş götürdüm. Cem ve Münevver'in buluşma randevusu, verdikleri saatler ve buluşma yerleri ticari taksici Coşkun D'nin açıklamaları ile örtüşüyordu. Son MSN Sohbeti Cem ve Münevver'in şok eden 27 Şubat tarihli gecenin ilk saatlerindeki o konuşmasının ardından 1 Mart ve cinayet günü yani 3 Mart gecesi yeniden sohbet ettikleri tespit edildi. 1 Mart gecesi saat 23.18'de kaydedilen konuşmada Cem'in münevver için yemek kursu alacağı öğreniliyor ancak önce ufak bir tartışma yaşanıyor. Bebeğim ne yaptın? Ne yapayım mesajını şimdi gördüm. Yeni iletildi. Geç geliyor bunu biliyorsun. Neden bana yükleniyorsun? Yok be. O zaman niye geç yazıyorsun falan deme. Mesaj atıyorsun bana. Pardon yanlış söyledim. Niye geç cevap atıyorsun diyorsun telde. Tamam Cem, e ee bebeğim konuş. Ne söylememi istersin ki? Bilmem içinden ne geliyorsa. Aşktan hadi. bahsedelim o zaman hadi. Peki. Başla bakalım. Ne diyeyim ki? Tamam tamam sus sus ben konuşurum. Yarın başlıyorum ders almaya yemek. Ne güzel. 7-8 saat olacak. 2 saat mi? 1 saat. Hmm haftada mı? Haftada 3 kez alacağım işte. Ya bir gelişte iki versin haftada üç gün. Ne öyle azar azar. Üç kere geleceğine maksimum iki kere gelsin sana da engel olur öyle. Zaten önce bir ders alayım da ben. Beğenmezsem hiç almayacağım. Sen de he. Sana yemek yapmak istiyorum. Nasıl? Sana yemek yapmak istiyorum. Biraz öğreneyim sana yemek yapacağım yani. Ha. Olmaz mı? Olabilir. Olur mu? Olabilir. Olur seve seve. Güzel, daha sıkı çalışmam lazım o zaman benim. Cem'in Münevver'le en son 2 Mart gecesinden 3 Mart'a geçiş dakikalarında konuştuğu ortaya çıktı. Bu konuşmayı Cem 3 Mart gecesi 01:02'de dosyaya kaydetmişti. Konuşmalarda dikkat çeken ayrıntı, Cem'in 3 Mart Salı günü için Münevver'le herhangi bir görüşme talebi olmamasıydı. İkili arasında öyle bir planlama yoktu. Peki o zaman nasıl randevulaşmışlardı? İkili 3 Mart günü gündüz telefonlaşmışlar ve görüşmeye karar vermişlerdi. Bu konuyla ilgili açıklayıcı bir detay yoktu. Cem yakalandığında bunu açıklayacaktı. Ancak, ancak 3 Mart gecesinin ilk saatlerinde Cem'in Münevver'le yaptığı konuşmada, Münevver'in hocası olduğunu belirttiği Deniz Hoca ile konuştuğu ve bir projeden bahsettiği tespit edildi. Bu konu kısa bir tartışmaya dönüştü. Tam çıkıyorum sen geldin. Sen niye çıkıyordun benim gireceğimi bildiğin halde? Enver'in işi var hayatım biraz. Telefonda konuşuruz girerim sonra yine. Deniz hocanla konuşuyorum çok önemli bir şey. Sen çık ben de sonra çıkarım. Ne konuşuyorsunuz? Proje. Ne projesi? Onu dinliyorum şu an işte. Hmm, sonra bana da söyle. Okey merak etme hadi şimdi sen çık Enver girsin. Başından mı atıyorsun çıkmıyorum. Çıkma benim işime daha iyi gelir sevgilimle konuşurum ne güzel. Ay utandım. Enver'i de anla hadi kalk da o da girsin kullansın biraz PC'yi. Ya dur dizi izliyor çık deyince çıkarım. Çıkmaya niyetin yok. Gıcık Cem, Uyuz Cem. Deli Münevver, Ormancı Münevver, Asansörcü, Sinemacı. Merdivenci seni. Köpek kiminle konuşuyorsun sen öyle? Abimle, o kadar. Deniz Hoca ile konuşuyordum, bitti. Ne projesi? Proje işte, bir de çarşamba buluşuruz dedi. Okey dedim ben de. İyi git o zaman. Beraber dedi tabii ki. Otobüsle mi döndün eve? Evet bebeğim, sonra konuşsak olur mu azıcık sonra? Neden? Moralim bozuldu da biraz. Neden ki hayatım? Seninle ilgili ufak bir şey yok anlatacağım sonra sana okey? Ne zaman anlatacaksın bebeğim? Lütfen bir dakika. Okey rahat bırakıyorum o zaman. Hayatım iyi misin? Bebeğim kusura bakma biraz moralim bozuk sana yazamadım pardon. Neden ama? Abimle ilgili bir konu da bekle de ben onu bir arayayım. Peki hayatım okey konuştum. Bebeğim sorun neymiş özel değilse dinlemek isterim. Boş ver bebeğim daha fazla bozulmasın diye anlatmak istemiyorum. Bir süre sonra Cem Münevver'den Ahmet adlı kişinin MSN adresini istiyor. Adresi vermeyen Münevver telefonlara diye cevap veriyor. Kiminle konuşuyorsun? Ahmet. Ne diye? Bak ona yazmak için bana yazmıyorsun Cem beni sinir etme. Biraz önce de sen aynısını yapmıyor muydun? Ya ne alakası var çocuk musun sen? İlla kızdıracaksın beni. İyi yazmayacaksan keyfin bilir. Cinayetten sonra Deniz Hoca'ya mesaj. Cem'in 3 Mart gecesi sohbet ettiği münevverin hocası Deniz kimdi? Deniz Hoca'nın Cem'le konuştuğu proje neydi acaba? Cinayetle bağlantılı bir proje miydi? Polis her türlü olasılığı değerlendiriyordu. Yapılan bilgisayar incelemesinde Deniz Hoca ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Cem münevveri öldürüp cesedini etilere attıktan sonra eve dönmüş, bilgisayarının başına geçerek MSN'i saat 21.40 sularında açmıştı. MSN'i açan Cem çevrim dışı olan Deniz Hoca'ya orada mısın hocam diyerek mesaj atmış, cevap beklemiş, gelmeyince MSN'i kapatmıştı. Cem Messenger'ını kapattıktan sonra Deniz Hoca'nın geldim yazdığı tespit edildi. Cem cinayetten sonra internetten Deniz Hoca'ya ulaşmak istemişti. Polis hemen Deniz Hoca ile ilgili araştırma başlattı. Deniz Hoca Münevver'in okuduğu Bingül Lisesi'nde İngilizce öğretmeniydi. Münevver'in en sevdiği hocaydı. Polis Deniz Hoca'nın ifadesine de başvurdu. Deniz Hoca'nın Münevver tarafından Cem'le tanıştırıldığı belirlendi. Deniz Hoca Münevver'e çok değer verdiğini belirterek Cinayeti duyduğunda şok geçirdiğini söyledi. Müneverle Cem'in birbirleriyle yaptıkları Messenger konuşmalarını kendisine göndererek fikir aldıklarını belirtti. 3 Mart gecesi konuşulanlar arasında Cem'in Münevver'in arkadaşı olduğu tahmin edilen Ahmet adlı bir kişiden de bahsediliyor. Cem Ahmet'in Messenger adresini istiyor Münevver'den ancak alamıyor. Cinayet gününe ait telefon kayıtlarında Cem'in 15-16'da Ahmet adlı bir kişiyle de görüştüğü bilgisi yer alıyor. Bu Ahmet aynı kişi miydi? Bu şüpheli durum da incelemeye başlandı. 3. Bölüm Esrarengiz İstihbaratçılar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve MIT de yoğun çalışma içine girdi. Cem'in yurt dışına kaçırıldığı iddiası MIT'in bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Rusya, Suriye, İsrail ve Ermenistan'da istihbarat çalışmaları yapıldı. Cem Garipoğlu'nun Rusya ve Suriye'de olmadığına dair istihbarat bilgileri elde edildi. Geriye İsrail ve Ermenistan kaldı. İşin içinde İsrail gizli servisi Mossad var mıydı acaba? Cem Garipoğlu'nun Mossad birimlerince götürüldüğü iddiaları da dile getiriliyordu. Tüm bu çalışmalar yapılırken 2009 Temmuz'unda İstanbul İl Emniyet Müdürü değişti. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve ekibi İstanbul'a tayin edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ise Osmanlıya Valiliğine atandı. Cinayet Büro Amiri Ali Tuna Coşkun terfi ederek Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yeni bir kadro oluşmuştu. Asayişten sorumlu Emniyet Müdürü Mustafa Köse'nin yerine İzmir'den getirilen Tekin Akdoğan, Asayi Şube Müdürü Tuğrul Pekin yerine de Mahir Çakallı ve Cinayet Büro Amirliği'ne de Fahrettin Gömbe getirildi. Emniyet Müdürü Çapkı'nın ilk işi Münevver Karabulut cinayetine eğilmesi oldu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun yakalanması için gereken her türlü çalışmanın yapılmasını istedi. Ne gerekiyorsa yapılsın talimatı verdi. Cinayet dosyasına hakim olan ve terfi ederek tek yıldız emniyet müdürü olan Ali Tuna Coşkun, bu nedenle başka birime tayin edilmeyerek yerinde tutuldu. Cinayet ve gaz büroları da ona bağlandı. Cem Garipoğlu'nun yakalanması için tecrübesiyle yine ekibin başındaydı. Olaya bakan bölge amiri başkomiser Aydın Türk, rütbesi emniyet amirliğine yükseldiği için oto hırsızlık büro amirliği görevine getirildi. Aydın Türk'ün yerine Cihat Başkomiser geldi. Çapkın'ın gelmesiyle cinayet büro amirliğinde o güne kadar görülmeyen bir hareketlilik yaşandı. 18 Ağustos 2009 günü polis katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun abiyi Levent, dedesi Kasım ve amcası Hayyam Garipoğlu ile halası ve hizmetçilerin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlara Cem'in nerede saklandığı ve cinayetin işlendiği güne ilişkin sorular yöneltildi. İfadeleri alındıktan sonra 12 kişi serbest bırakıldı. Amca Hayyam Garipoğlu yaptığı açıklamada "Biz de Cem'in adalete teslim olmasını isteriz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bize baskılar yapılıyor. Bunun arkasında farklı şeyler var." dedi. Kendilerine özellikle baskı uygulandığını ifade eden amca Hayyam Garipoğlu basını da suçladı. İki gün sonra polis şirket çalışanlarından oluşan 9 kişinin ifadesine başvurmak için operasyon düzenledi. Şirketin müfettişi Gülşah K. idari işler amiri Gülşen çalışanlardan Biray Ç, eski halkla ilişkiler sorumlusu Halime Ç, satın alma grup müdürü Mehmet K. Firmanın Türkiye Satın Alma Müdürü Habib K, çalışanlardan Uğur Y, şoför Ahmet B ve şirket görevlisi Kürşat Y sorgulandı. Cemle bağlantıları olmadıklarını belirten bu kişiler serbest bırakıldı. Aslında ifadeleri alınan şirket çalışanlarından Baba Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet B, Satış Müdürü Habib K, Şirketler Grubu Satın Alma Grup Müdürü Mehmet K polis için önemli kişilerdi. Çünkü olay gecesi bu kişilere ait telefonlarla baba Nida Garipoğlu'na ait telefonlardan görüşmeler yapılmıştı. Polis bu bilgilerle ilgili şüphelilere soru sormadı. Çünkü serbest kaldıktan sonra fiziki ve teknik takipleri devam edecekti. Eğer Cem'in yerini biliyorlarsa bu kişiler serbest bırakılmanın verdiği rahatlıkla hata yapıp ipucu verebilirlerdi. Polisin beklediği olmadı. Serbest kalanlar Ceme götürecek bir ipucunu serbest kaldıktan sonra da vermedi. Mehmet Kağan'ın Adana'ya gittiği tespit edildi. Yapılan bu çalışmada Mehmet Kağan'ın ailesinin Adana'da olduğu belirlendi. Polis operasyonlarına ara vermedi. Bu kez Cem'in anne tarafından olan akrabalarının ifadeleri alınması için operasyon düzenlendi. Cem'in anneannesi, dayısı ve amca Nizam Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerinde Cem'in nerede saklandığı konusunda herhangi bir bilgilerinin olmadığını söyleyen akrabaları serbest bırakıldı. Polis soruşturmaya devam ederken amca Hayyam Garipoğlu'nun birkaç kez emniyete gizlice geldiği iddia ediliyordu. Bu da amca Hayyam Garipoğlu'nun Cem'i teslim edilmesi yönünde bir pazarlık yaptığı iddialarını da doğurdu. Eylül ayına girildiğinde poliste emin bir bekleyiş vardı. Sanki Cem Garipoğlu'nun teslim alınacağı konusunda hiçbir şüpheleri kalmamıştı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada çember daraldı diyerek ilk sinyali verdi. İddialara göre gizli kapılar ardından pazarlıklar yapılmış, Cem'in işi artık bitmişti. Bizzat emniyet teşkilatı içinde Cem'in yerinin mit tarafından tespit edildiği, yurt dışında olduğu Türkiye'ye getirmek üzere planlar yapıldığı bile konuşuluyordu. Asayiş şube müdürlüğünde ise gizli tutulan bir hazırlık, iddialara dedikodulara aldırmadan yürütülüyordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, Cinayet Büro Amiri Fahrettin Gömbe ve şoför olarak görev üstlenen bir polis memuru Hatay'ın Yayladağ ilçesinin bir köyüne gitmek üzere hazırlandılar. Cem Garipoğlu, Yayladağ'ın bir köyündeki bir evde teslim alınacaktı. Bu çalışma çok gizli yürütülüyordu. İlk kez bir adresi emniyet müdürü ve amir gidecekti. Bu yönde önemli bir adımdı. Yola hangi araçla çıkılacağı bile belirlenmişti. Uzun yol için bir midibüs vardı. Bakımdan geçirildi. Teslim alma talimatının Ankara'dan geldiği söyleniyordu. Cem Garipoğlu teslim alınmadan 5 gün önce bu hazırlık yapıldı. Ancak esrarengiz bir şekilde planda değişiklik oldu. Nedeni ise 5 gün sonra ortaya çıktı. Cem teslim edildi. İptal edilen Hatay operasyonundan 5 gün sonra yani 17 Eylül 2009 gecesi saat 02'de İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın beklenen müjdeyi verdiler. Cem Garipoğlu 197 gün sonra Avukatı Aytekin Kaya tarafından Bahçeli Evler'de Cinayet büro ekiplerine teslim edildi. Bali Güler, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Bahçeli Evler'de avukatı tarafından emniyet güçleriyle kurulan koordinasyon neticesinde teslim edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Güler, ailesi tarafından avukatına teslim ettirilmiştir. Tabii ki burada yapılan sıkı bir takibin, yoğun bir izlemenin, çemberi daraltmanın getirdiği yoğun bir bekleme zorlama süreci de açıkça söz konusudur. Ailesinin yaşadığı acılar, basına değişik şekilde yansıyan tepkiler her zaman kamuoyunun gündeminde yer aldı. Sayın Başbakan başta olmak üzere bu olayın takibi için çok özel talimatlar verildi. Takipler yapıldı. Sayın İçişleri Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürümüzün ve İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimleri önemli bir çalışma içinde bulunmuşlardır. Daha önceki İl Emniyet Müdürümüz döneminde yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Şimdiki Emniyet Müdürümüz Hüseyin Çapkın zamanında da bu çalışma devam etti ve firari şüpheli gözetim altına alındı. Bundan sonraki süreç adliye boyutudur. Bağımsız Türk yargısı elde edilen delilleri değerlendirecek ve gerekli kararı verecektir. Bizim açımızdan firari şüphelinin yakalanmış olması için önemli bir boyutudur. Şimdi gıyabi tevhiki vicahiye çevrilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecek dedi. Cem'i polise teslim eden avukat Aytekin Kaya yaptığı açıklamada baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun Cem'e iletilmek üzere kendisine bir mektup verdiğini ancak bu mektubu Cem'e vermeye fırsat bulamadığını söyledi. Akşam saatlerinde telefonla kendisini arayan ancak kim olduğunu bilmediği bir kişinin Cem'in teslim olacağını ve bahçeli evlerde kendisini bekleyeceğini söylediğini anlatan Kaya, bunun üzerine İncirli'de E5 karayolu kenarında Cem'i arabasına aldığını belirtti. Yolda Cem'in sucuk ekmek istediğini aktaran Kaya, Cem Garipoğlu'nun kendisine babasının cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çektiğini ve teslim olma kararını babasını daha fazla yıpratmamak için verdiğini anlattığını söyledi. Avukat Kaya saat 01 sularında polislerle buluşarak Cem'i teslim ettiğini ifade ediyordu. Avukata kimin nasıl teslim ettiği konusunda hiçbir bilgi ortada yoktu, verilmemişti. Yapılan açıklamalarda avukat Aytekin Kaya cinayet büroyu arayarak Cem'i bu gece teslim edeceğini söylemişti. Bir saat önce gelen telefonun ardından Cem avukatı tarafından polise teslim edilmişti. 197 gündür kayıp olan katil zanlısı Cem sağlık kontrolüne götürülecekti. Tüm İstanbul medyası emniyetteydi. Gece yarısıydı ve birazdan Cem Garipoğlu çıkarılacaktı. Herkes merak içindeydi. Kılığını değiştirmiş miydi? 197 gün kaçan Cem'in tipinde bir değişiklik var mıydı? Açıklamaların ardından Cem Garipoğlu, canlı yayınların ve birbiri ardına patlayan flaşların arasında hastaneye götürüldü. Cem Garipoğlu'nun görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Uzun sakalları, düzgün kesilmiş saçları vardı. Sanki hiç güneş görmeyen beyaz teni dikkat çekerken, üzerindeki kıyafetler de cinayet günü kayıplara karışırken giydiği kıyafetlerdi. Cem artık polisin elindeydi. Cinayet işlendiğinde 17 yaşında olduğu için çocuk şube müdürlüğüne oradan savcılığa çıkacak ifade verecekti. Tüm Türkiye bu cinayete kilitlenmişti. Herkes Cem Garipoğlu'nun ne ifade vereceğini merakla bekliyordu. Polisteki işlemleri tamamlanan Cem Garipoğlu 17 Eylül günü Cumhuriyet Savcılığı'na geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Savcıları Mustafa Öztürk ve Faruk Erşen Yılmaz tarafından alınacaktı. Çocuk suçlu olduğu için ifadesine avukatı Aytekin Kaya'nın dışında İstanbul Çocuk Mahkemeleri Nezdinde Görevli Psikolog Derya Denizle, Esra Kurt, Pedagog Ümran Aksüyek ile Sosyal Hizmet Uzmanı Emine Ayar'da girdi. 197 gün firarda olan ve kim tarafından saklanıldığı bugüne kadar tespit edilemeyen Cem Garipoğlu polisin elde ettiği deliller eşliğinde sorgulanmaya başlandı. Garipoğlu'na 39 soru soruldu. Cem önce merakla beklenen o olay gecesini ve nasıl teslim edildiğini şöyle anlattı Ben Maktul Münevver Karabulut ile olaydan tahminen bir yıl kadar önce bebekte bir kafede arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım kendisiyle bu tanışmadan sonra arkadaş ortamında birlikte olmaya başladık olaydan 5-6 ay evvel de bu arkadaşlığımız duygusal hale dönüştü Münevver'i seviyordum ve bu buluşmalarımızda da kendisiyle aramızda hiçbir sorun yaşamadık. Münevver'le arkadaşlık yaptığımız dönemde kafelerden birisine gittiğimizde Münevver'in erkek kardeşiyle tanıştım. Burada kendisiyle sohbet ettik. Münevver'in anne ve babasını hiç görmedim. Münevver'le birlikte İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinde gezdiğimiz sırada annemle karşılaştık. Ben annemle Münevver'i burada ayaküstü tanıştırdım. Kız arkadaşım olduğunu söyledim. Annemle aralarında kısa bir konuşma geçti. Daha sonra biz annemin yanından ayrıldık. Annemle görüştüğümde bana iyi kıza benziyor demişti. Ben son 4-5 ayda kendisine duygusal olarak bağlandım ve sevgili olmaya başladık. Ancak evlilik planları yapmadık. Sadece dalga geçer gibi evlilik konusuna değiniyorduk. 2008 Kasım ayı sonu ve Aralık başlarında 20 günlüğüne Abim olan Levent'in öğrenci olduğu Moskova'ya gittim ve döndüm. Kendisiyle ara sıra sinemaya giderdik. Romantik komedi türünden filmlere gidiyorduk. Bu olaydan yaklaşık iki hafta kadar önce korku şiddet içeren bir filme gitmiştik. Filmin adı İngilizce verildiği için ikimizin de kötü İngilizcesiyle telaffuz ettik. Filmin adı Kanlı Sevgililer Günü'ymüş. Biz onu lanet yani berbat sevgililer günü olarak düşünerek gittik ancak o korku içeren filme gitmeyi ben mi yoksa o mu teklif etti hatırlamıyorum. Münevver'i seviyordum. Onu aldatacak başka ilişkiye girmedim. Bana o dönemlerde kıskançlığı dalga geçermiş gibi yapıyordu. Ancak biz bunları birbirimize karşılıklı olarak yapardık zaten. Bizim kıskançlık hareketlerimiz kur yapmak şeklindeydi. Olay gününe kadar her şey güzel gidiyordu. Ancak olay günü olan 3 Mart 2009 tarihinde ben Münevver'le buluştum. Beşiktaş'taki Bingülerdem Lisesi'nde öğleden sonra 13-14 gibi taksiye gidip aldım. Yalnız gittim. Olay günü buluştuktan sonra ne yapalım dedik ve benim evime gitmeye karar verdik. Biraz sevişmeyi düşünüyorduk. Ben o gün ya da daha önceki günlerde kendisiyle cinsel ilişkiyi düşünmedim. Ancak yalnız kaldığımızda kendiliğimizden sevişme duygusuyla seviştiğimiz oluyordu. Zaten sevişmenin ötesine de geçmedik. Olay günü ben eve gitmeyi teklif ettim. O da hayır demedi. Bana güveniyordu. Çünkü daha önce de kendisiyle aynı yerde bir araya gelmiştik. Kendisine bir zarar vermemiştim. Başka bir taksiyle Bahçeşehir'deki evimize gittik. Villa babamın üzerine kayıtlıdır. Babamın avcılarda ofisi vardır. Annem de dışarı çıkmıştı. Akşam 19.30-20 gibi evde olurlar. Ben bunu biliyordum. Bizi bu şekilde yalnız bir arada görmediler. 14-15 sıralarında eve taksiyle gittik. Evin 3 kapısı vardı. Birisi bahçeye ve havuza açılan kapı, biri ön ve biri arka kapı. Biz bahçe ve havuza açılan kapıdan içeri girdik. Bende anahtar vardı ve evin kapısını açıp girdim. Daha önce bahçeyi gezdirmemiştim. Ona bu sefer bahçeyi gezdirdim. Ortak alan olan tüm villanın bahçesi olduğu için gezdirdim. Tekrar bahçeyi dolaşıp bizim bahçeye geldik. Arka kapıdan içeri girmek istedik. Ancak dışarıdan anahtar tertibatı olmadığı için münevver orada bekledi. Ben ön kapıdan girdim, kapıyı açtım ve onu içeri aldım. Ön kapıya kadar boşuna gidip yorulmasın diye. Ev biraz geniş olduğu için. Bahçede dolaşıp yorulmuştu. Bu şekilde uygun gördüm. İki duble vodka içtim. Aç karnını içip içmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kesin bir şey yemişimdir. Aç karnına içki içmem çünkü. Bir şeyler atıştırdığımı hatırlıyorum. Münever bir şey içmedi. Evde bir şeyler yedik. Aparatif şeyler hazırlayıp yedik. Uzun süre olmamak kaydıyla 10 dakika kıyafetlerle biraz öpüştük. Duygusal olarak sevgimizi paylaştık ancak bu çerçeveyi aşmadık. Bana su içmeye gidiyorum deyip 5-10 dakika ayrılmıştı. Ben o arada cep telefonuma el attım. Mesaj bölümüne geçtim. Mesaj ve telefon çağrılarına baktım. Bir başka erkeğin mesaj ve çağrılarına rastladım. O mesajlarda her kimse sevgilim diye hitap eder şekilde mesaj çekmişti. Sevgili ya da flört çerçevesinde görüşme olduğunu tahmin ettim. Benim bu mesaj ve görüşmelerden anladığım benden gizlenen bir ilişki olduğunu hesapladım. Ben bir yıllık arkadaşlığım ve son beş aydır da duygusal bağlarım olan biriyle arkadaştım. Ve bu mesajları okuyunca münevvere ne kadar bağlandığımı anladım ve adeta çılgına döndüm. Döndü ve telefonu karıştırdığımı gördü. Bir şey görmemişim gibi davrandı o. Bir şey demeyince ben konuya girdim ve tartışmaya başladık. Telefonu kurcalarken Münevver'in ilişkide olduğu, görüştüğü kişinin aşağı yukarı nasıl olduğunu anlamıştım. Yani bu kişinin erkek bir kişiyle ilişkisi olduğunu ve bu ilişkisini benden gizlediğini ve ilişkisinde de belli bir aşamaya geldiğini düşündüm. Onunla buluşuyor olduğunu tahmin ettim ve ona mesajdaki konuyu sordum. O da üstünde durmanın gereksiz olduğunu, beni sevdiğini, böyle bir kişiyle de görüşmediğini söyledi kendisinin böyle kişilere karşılık vermediğini bana anlatmaya çalışıyordu. Ancak beni ikna edemedi. O arada vodka üç dubleyi bulmuştu. Durumu kurtarmaya çalıştı ancak ben ikna olmamıştım. Daha önce hiç bu psikoloji altına girmemiştim. O an sanırım kendimi kaybedip ona şiddet uyguladım. Münevvere vurdum, saldırdım. Olay mutfakta oldu. Mutfağımız normal boyutta fazla büyük olmayan bir mutfaktı. Orada bir meyve bıçağı duruyordu. Açıkçası bütün olaylar mutfakta gerçekleşti. Öfkeyle önce bıçağı bir kere karnına vurdum. Ben onun karnına hangi şiddetle vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Bir kere vurduğumu hatırlıyorum. Ancak kendimi hatırladığımda cansız bedenini yerde gördüm. Onu cansız olarak görünce panik oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Önce bavula koyayım dedim. Bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca başını kesip sığdırmak için bir testereye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Onu öyle bırakarak arka kapıdan çıktım ve bahçenin olduğu yoldan 10-15 dakika mesafede bir nalbura gittim. 50 TL verdim. 15 TL civarındaydı. Bir testere aldım gazeteye sarıp poşete koyup bana verdiler. Dükkanın çıkışında diğer nalburla karşılaştım ancak bana bir şey sormadı. Yine bahçe kapısından içeri girdim, yine cinnet getirdim. Bu defa testereyle başını kestim. Kız normal boyluydu. Başını kesince valize sığdı. Başını gitar çantasına koydum ve korsan taksiyi çağırdım. Ön kapıdan valizlerle çıktım evin yakınındaki okulun köşesinden taksiye binip gittim. O anda ben cesetten kurtulmaya çalışıyordum. Olaydan sonra kimseden yardım istemedim. Sadece taksiyle valizleri taşırken taksici beni tanımıyordu ancak bagajıma yardımcı oldu. Ben o anda olayın rehavetini ve münevverin öldüğünü anlayınca panikten cesetten nasıl kurtulacağımı hesabını yapmaya başladım. Birçok konteynerine atarım dikkat çekmez diye düşündüm. Daha önce dedemlerin bölgesine gittiğimden her nasılsa taksiciye o adresi verdim. Taksici beni o adrese götürdü. Valizleri indirmeme yardımcı oldu. Taksiciye 45 lira para verdim ve gitti. 4-5 tane çöp konteynerinin olduğu yere indim. Az ileride sokak arasında okulun orada bir çöp konteyneri vardı. Götürüp oraya bıraktım. Ben o sırada etrafı kontrol ettiğimde kimseyi görmedim. Ancak birileri gördüğünü iddia edebilir. Gördüm diyen demek ki görmüş, bilmiyorum. Belediye otobüsüyle geri döndüm ben. Eve annem ve babam geldikten sonra gittim. Geldiğimde saat 20-20.30 sıralarıydı. Yanlış oldu, babam evde değildi. 21.30-22 gibi eve geldi. Ben cesedi evden götürmeden önce kan izleri vardı. Çeşitli tişört, bez gibi şeylerle silmiştim. Mutfak ve orada burada kan izleri vardı. Onları temizleyip çıkmıştım. Temizlediğim giysileri de kendi dolabıma gizledim. Savcılar ifadenin burasında psikoloğa sordu. Kişinin cinnet getirdikten sonra bu kadar kısa sürede kendini toplayıp suç delillerini profesyonelce ortadan kaldırıp hiçbir şey olmamış gibi davranması için ne kadar süre geçmiş olması lazım. Psikolog Derya Deniz ve Esra Kurt ise şunları söylediler belli bir kotası olmamakla birlikte kişinin cinnet getirdikten sonra bilişsel motor kabiliyetleri bozulur. Yavaşlar, planlı organize hareket edemez. Kendisini toparlaması için geçen süre kişiden kişiye değişmekle birlikte suçun akabinde bu planlamayı yapamaz. Cem anlatmaya devam etti. Uzman kişinin beyanlarına karşı diyebilirim ki ben etrafı tam olarak temizlediğimi söylemedim. Ben kaba temizlik yaptım. Annem eve geldikten sonra buraya ne oldu diye sordu. Ben de mutfağa kustuğumu söyledim. Ancak bana tam olarak inanmadı. Şüpheli davranmaya başladı. Ancak neden şüphelendiğini ben de anlayamadım. Annem babamı arayıp telefonla mı yüz yüze mi hatırlamıyorum durumu babama iletti. Oğlumla bir konuş terslik var diyordu. Babam da bana gelip durumu sordu. Yani bu kusma olayını konuşalım dedi. Ben de kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. Babam dışarı çıkalım erkek erkeğe konuşalım dedi. Babam eve geldikten bir saat sonra 22.30 gibi dışarı çıktık. Annem evde kaldı. Babam marka arabasıyla beni aldı ve Bahçeşehir'deki kafeye bıraktı. Yolda konuştuk. Ben babama önce eve bir kız getirdiğimi, onunla tartışıp yaraladığımı ancak öldürmediğimi söyledim. Babam Nasılmış son durumu bir öğren, sor bir şekilde öğren dedi. Ben kendisine yaraladığım kişi münevver dedim. Babam münevveri tanımıyordu. Babamı şoke etmemek için yaraladığımı söyledim ilk önce. Bana yolda kızın durumunu ara bir sor öğrenelim dedi. Ancak ben aramadım. Aramayınca niye arayıp sormuyorsun dedi. O sırada kafeye geldik. Ama o sırada ben araçtan inerken işin gerçeğini söyledim münevveri öldürdüğümü ve çok pişman olduğumu belirttim. Ben araçtan inerken bunu söyleyip kapıyı kapattım ve kafeye gittim. Sonra babam benim bulunduğum kafeye birini yolladı. O kişiyi tanımıyorum. O kişi Cem, Cem diye beni çağırdı. Kafedeydim. Ben de babamın yolladığı bir kişi olduğunu anlamıştım. Ama tanımıyordum. Ancak tipini hatırlamıyorum. Onunla geldiği arabaya bindim. Araçta ikimizdik. Bana bir battaniye verdi. Gizlenmem için üstüme örttü. Ben arka koltukta kaçak gibi uzanmıştım ve üstüm battaniyeyle örtülüydü. Çok uzun bir yolculuk yaptık. 6-7 saatlik bir yolculuktu. Bana o şahıs yerinden kıpırdama demişti. Ben de kıpırdamadım. Gözüm bağlı değildi. Bir eve geldik. Ancak nasıl bir eve olduğunu hatırlamıyorum. Karanlıktı. Beni bir eve yerleştirdiler daha doğrusu yerleştirdi o kişi ve bırakıp gitti. Ben bu evde 6 ay kadar kaldım. 10-15 günde bir bu beni götüren kişi yemek bırakıp gidiyordu. Ancak ben kendisini görmüyordum. Tüm bu süreç içerisinde orada kaldım. Bu süreç içinde gerek annem, gerek babam, gerekse hiç kimseyle telefon ya da hiçbir şekilde haberleşmedim. Benimle ilgilenen babamın bir adamıydı. O kişi beni nasıl götürüp başka bir yere sakladıysa beni getirip teslim etti. O kişi ya da başka biriydi. Temas kurmuş olacak. Daha sonra huzurda bulunan avukatıma teslim ettiler. Ben teslim edildiğim yere daha önce gitmemiştim. Neresi olduğunu da bilmiyorum. Ben tekrar buraya getirilip İstanbul'a teslim edilirken 6-7 saatlik yoldan geldim ve gittiğim gibi üstüm örtülü şekilde geldim ve etrafa da hiç bakamadım. Beni bırakırken avukatıma haber vermişler. Bıraktıkları yerde bana plakası verilmiş bir araba tarif ettiler. Ben de o plakalı araca bindim ve şu anda vekilim olan şahısla tanıştım. Ve bu şahıs beni teslim etti. Daha sonra da karakola götürüldüm. İki savcı Cem Garipoğlu'nun verdiği bu ifadenin ardından cinayet dosyasında yer alan belge ve elde edilen delillerle ilgili soru cevaba geçtiler. Savcılar sordu, Cem yanıtladı. Yurtdışında eğitim aldığınız dönemlerde nasıl yaşıyordunuz? Ben yurtdışında 5-6 yıl kaldım. Süreç içerisinde bir aile buluyorduk ve bu ailelerin yanında kalıyordum. İspanya, Fransa, Çin, Ukrayna, İsviçre'de kaldım. Aile yanında Çin, İspanya ve Ukrayna'da kaldım. Toplamda ailenin yanında 3,5 sene kaldım. Bu aileler yanında kaldığım süreç içerisinde herhangi bir cinsel ya da psikolojik istismara uğramadım ya da şiddete de maruz kalmadım. Ben en hoşgörülü aileler yanında kaldım. İfadenizde maktuleyi sevdiğinize söylemenize rağmen evinizde bulunan bilgisayar kayıtlarında yapılan incelemelerde maktule ile yapmış olduğunuz MSN görüşmelerini Zeytinburnu Sürtüğü adlı bir klasörde sakladığınız görülmüştür. Neden bu şekilde davrandınız? Açıklayınız. Ben bilgisayarımda son bir aylık görüşmelerimi bir klasör altında kaydetmiştim. Klasörün adını Zeytinburnu sürtüğü şeklinde yazmıştım. Bunun bir amacı yok. Ben ona değer veriyorum. Onu sürtük gibi görmüyordum. Münevver bana bazen takılıyor ve çakal, reis, asansörcü, sinemacı, üst katçı gibi şeyler kullanıyordu. Çünkü ben öyle sote yerlerde öpüşmeyi seviyordum.'' Sabah 5'te eve kız çağırdığımı söyleyerek onu kıskandırmak istedim. Gerçekten böyle bir şey yok. 27 Şubat 2009 tarihli MSN görüşmelerindeki ''Senin için müthiş planlarım var. Şöyle böyle giyin. Panjurları kapatacağız.'' şeklindeki sözler söylediğiniz tespit edilmiştir. Bu konudaki düşüncelerinizi bildiriniz. 27 Şubat 2009 tarihli MSN görüşmelerindeki senin için müthiş planlarım var. Şöyle böyle giyin, panjurları kapatacağız şeklindeki sözleri fantezi olsun diye söylemiştim. Ancak seni boğacağım şeklinde bir şey söylemem söz konusu olamaz. Bir daha araştırılsın bakılsın. Bilgisayarınızda kayıtlı fotoğraflarda Münevver Karabulut'a benzeyen bir bayan fotoğrafı tespit edilmiştir. Bu şahsın kim olduğunu ve aranızda ilişkinin ne boyutta olduğunu söyleyiniz. Benim bilgisayar kayıtlarımda resimler dosyasında bulunan ve bana tarafınızdan gösterilen Münevver Karabulut'a benzediği iddia edilen bayan arkadaşım Sedadır. Ben onun Münevver'e benzediğini düşünmüyorum. Benim normal bir arkadaşımdır. Münevver Karabulut'a anneniz ve babanızın kavgalı olduğunu ve babanızın sevgilisi olduğu yönünde sırlarınızı söylediniz mi? Ben kesinlikle Münevver'e babam ve annemin tartıştıklarını babamın sekreteriyle aşk yaşadığını söylemedim. Babam ve annemin arası iyidir. Benim onların birlikteliğinden bir hoşnutsuzluğum yoktur. Münevver Karabulut'la olay günü ne zaman buluşmaya karar verdiniz? Daha önce evinize geldiği olmuş muydu? Cinayet günü Münevver'le buluşmak için ne zaman anlaştığımızı hatırlamıyorum. 27 Şubat 2009 tarihinde Münevver'le MSN üzerinden yaptığımız görüşmede onu eve davet etmiştim. Bir sonraki gün onunla buluştuk. Cinayetten önce de onu eve davet ettiğimde bana kısa süre önce zaten geldim ne gerek var şeklindeki sözler söyledi. Cinayetten bir iki gün önce MSN ve telefonla görüştük. Ne görüştüğümü hatırlamıyorum. Olayın olduğu gün evde kimler vardı ve kaçta uyandınız? Olayın olduğu gün sabahleyin uyandığımda evde kimse yoktu. Tek başımaydım. Kaçta uyandığımı da hatırlamıyorum. Saat 12.23 sıralarında Serkan D adlı şahıs adına kayıtlı telefonla yapmış olduğunuz görüşmenin içeriği hakkında bilgi verin. Serkan D'yi tanımıyorum. Ancak dediğiniz Serkan D, Bahçeşehir'de bulunan ticari taksi durağının elemanı ise muhtemelen evden dışarıya çıkmak için çağırdığım ticari taksidir. Ancak nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Ben 12.25'te Bahçeşehir'de bulunan alışveriş merkezine gitmedim. Saat 12.40 sıralarında Bahçeşehir'de bulunan ticari taksi durağına ait Serkan D adına kayıtlı 0212 669 nolu telefonu aradığınız sırada cep telefonunuzun Şirin Bahçe Alışveriş Merkezi Toplu Konut Alanı Ticaret Bölgesi Bahçeşehir'den sinyal aldığı tespit olunmuştur bu alışveriş merkezine bu saati itibariyle gittiniz mi, gitmediniz mi? O saati itibariyle alışveriş merkezine gitmedim. Nalbur'dan yaptığınız alışveriş sırasında fiş aldınız mı, almadınız mı? Ben bu alışveriş sonrasında fiş alıp almadığımı hatırlamıyorum. Şelale Villaları No. 73 ön yolu görüntüleyen kamera kayıtlarına göre saat 12.47 civarında Tekrar ticari taksi ile eve gelerek elinizde bulunan bir poşetle eve girdiğiniz tespit edilmiştir. Elinizdeki şeyin ne olduğunu açıklayın. Elimde olan poşetin ne olduğunu hatırlamıyorum. Evde bir eşyamı unuttuğum için tekrar geri dönmüş olabilirim. Olay günü Beşiktaş'a gidene kadar Münevver'le cep telefonundan birçok kez mesajlaştığınız tespit edilmiştir. Mesajların içeriği nedir? Yazdıklarımı hatırlamıyorum. Bu görüşmeler sırasında başka biriyle buluşacağını, başka bir şahsın kendisini rahatsız ettiğini söylemedi. Münevverle buluştuğunuzda yanınızda kimler vardı? Üzerinize ne giymiştiniz? Hatırlamıyorum. Üzerimde çizgili yeşil eşofmanım olabilir. Okul çıkışında yanımıza münevverin bir iki arkadaşı geldi. Ayaküstü muhabbet ettik. Daha sonra ticari taksiyle Bahçeşehir'e geldik. Olay günü eve girdikten tahminen kaç saat sonra cinayet işlendi ve ticaret merkezine saat kaçta testleri almak için gittiniz? Yukarıda dediğim gibi alt bahçe kapısından siteye girdik ve evin bahçe kapısının önünde bekledik. Ben evin ön kapısına tırmanarak evin kapısını açtım. Alt bahçe kapısını açarak içeriye münevveri aldım. Eve girdikten kaç saat sonra tartışmanın çıktığını ve onu öldürdüğümü hatırlamıyorum. Tahminen bir saat sonra ticaret merkezine yürüyerek gittim. Evinizde bulunan sizin adınıza düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını nereden buldunuz, nereden temin ettiniz? Bu nüfus cüzdanını ben kendim renkli fotokopide çoğaltarak yaptım. Nüfus cüzdanını ben 18 yaşından küçük olduğum için barlara girmek amacıyla yapmıştım. Olay sonrası suçta kullandığınız bıçak ve maktuleye ait cep telefonunu ne yaptınız peki? Bıçağı saklamışımdır herhalde bir yere. Ne tür bıçak olduğunu da hatırlamıyorum. Bu bölümde Cem Garipoğlu'na CD içinde yer alan ve renkli fotokopisi de bulunan Bahçeşehir Ticaret Merkezi'ne 3 Mart 2009 tarihinde 12-25 saatli girişi gösteren kamera kaydı gösterildi. Ancak Cem Garipoğlu Kendisinin bu kişi olmadığını ve bu kişi olduğunu kabul etmediğini belirtti. Sonra sorular devam etti. Olay günü saat 15-16 sıralarında Volkan Y adlı şahsa ait ve Ahmet Şey tarafından kullanılan cep telefonu ve saat 17.41 sularında Ufuk A tarafından kullanılan telefonlarla görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. Görüşmelerin içeriği nedir? Bu görüşmeleri ve içeriğini hatırlamıyorum. Olay günü saat 20.29 sularında Melis A tarafından kullanılan cep telefonu ile görüşme yaptınız. Peki bu görüşmenin içeriği nedir? Melis A'yı tanırım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla tanışmıştım. Olay gününden önce benim telefonumu aramıştı. Ancak kendisi benim telefonumda kayıtlı değildi. Bense bu çağrını kim tarafından bırakıldığını anlamak için telefonla aradım. Melis olduğunu gördüm. Kendisiyle telefonda günlük olaylardan konuştuk. Olay günü cinayet sonrası Eren A. isimli şahıs tarafından kullanılan cep telefonu ile görüştüğünüz tespit edilmiştir. Görüşmenin içeriği nedir? Ben cesedi etilerde çöp konteynerine attıktan sonra hızlı şekilde yaya olarak Akmerkez'e gittim. Orada abimin arkadaşı Eren A. ile tesadüfen karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettik. Orada galiba karşılıklı olarak telefonlarımızı istedik ve telefonlarımızı çaldırmış olabiliriz. Olaydan sonra saklandığın dönemlerde seni saklayan şahsı tarif eder misin? Ben şahsı doğru dürüst göremediğimi yukarıda ifade etmiştim. Ancak biraz tarif edersek bu kişi beyaz tenli, uzun boylu, 35-40 yaşlarında, siyah kıvırcık saçlı bir şahıstı. Başı saçlıydı, bıyıklı olup olmadığını hatırlamıyorum. Göz rengini de hatırlamıyorum. Ancak hangi yöreden olduğunu daha doğrusu Adanalı mı Hataylı mı olduğunu bilmiyorum. Ancak Karadeniz'de olmadığını biliyorum. Havalt'e, Doğukan BK, Ufuk A, Eyüpcan E, Tolga Han Y, Ahmet Şeyi tanıyor musunuz? Olay günü görüştünüz mü? Ufuk A, Havalt'e, Tolga Han Y arkadaşımdır. Doğukan BK ve Eyüpcan E münevverin arkadaşlarıdır. Ahmet Şeyi çıkaramadım. Bu şahıslarla olay günü görüşmedim, buluşmadım. Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan bir ihbarda Kevser A'ya ait 31 plakalı araçla yurt dışına kaçırıldığınız iddia olunmaktadır. Bu konuda ifadeniz nedir? Bu iddialar doğru değildir. Kevser A'yı tanımıyorum. Edremit'te Ceren Ö ya da Ö soy isimli birini tanıyor musunuz? Ben Edremit'te Ceren Ö ya da Ö soyatlı kimseyi tanımıyorum. Evvel Karabulut daha önce size yaz tatilinde C isimli bir teğmenle tanıştığını ve bununla görüştüğünü söyledi mi? Bu olaylardan haberiniz var mı? Hayır benim ilişkiden haberim yok. Olay günü Münevver Karabulut'un cep telefonunda Münevver'in başka bir şahısla ilişkisi olduğunu gösteren mesajların kim tarafından gönderildiğini hatırlıyor musunuz? Beni sinirlendiren mesajların kim tarafından gönderildiğini hatırlamıyorum ve kaç tane mesaj olduğunu hatırlamıyorum. Olay günü Münevverle evinizde buluştuktan sonra Münever'in cep telefonundan annesine gönderilen "Beşiktaş'tayım" şeklindeki mesajı siz mi yoksa Münever mi attı? Bu mesajı ben atmadım. Münever'in atıp atmadığını da görmedim. Müneverle eve geldiğiniz zaman bahçe kapısından yürürken kameraların görmemesi için eğildiniz mi? Eğilmediniz mi ve olay sonrası testereyi almak için evden çıkarken ticaret merkezinden döndüğünüzde aynı güzergahtan mı geçtiniz? Kameraların sizi görmemesi için başınızı eğdiniz mi, eğmediniz mi? Olayı hatırlamıyorum. Cinayeti işledikten sonra testereyi almak için evden çıkarken at bahçe kapısını kullandığınızı iddia ediyorsunuz. Çıkarken kapıyı kapattınız mı? Evden çıkarken alt bahçe kapısını kapatmadım çünkü dışarıdan kapatma tertibatı yoktur. Sadece çektim. Gelirken de aynı şekilde açtım. Cinayeti işledikten sonra evin odalarına ve işlediğiniz olayda ne kadar kan aktığını ve bunu temizlemek için neleri kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Cinayet anında ne kadar kan aktığını hatırlamıyorum. Temizlemek içinse banyoda bulunan kirli sepetinden birkaç tane kirli elbise aldım. Bunlarla çalıştım. İçlerinden bir tanesinin gömlek olduğunu biliyorum. Olayda kullandığınız testereyi nereye koydunuz? Ben testereyi de evdeki dolaba saklamıştım. Sanırım polis bunu ele geçirdi. Adli tıp raporuna göre maktulenin üzerinde boğaz kısmındaki ters V şeklindeki yara ve çiziklerle yan karın kısmında paralel çizgiler var. Bunlar ne anlama geliyor? Ben bu yaraların ve çiziklerin nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Bunları yaptığımı kabul etmiyorum. Ancak bunlar varsa elbette ki ben yapmışımdır. Ancak bunların herhangi bir törene, ayine ya da şeytana kurban verme şeklindeki sapık tarikat ya da gruplarla ilgisi yoktur. Yine bana itham edilmeye çalışılan sadizm ya da işkence sever şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Yurt dışında kaldığım süre içinde ortaokul ve lise eğitimimi aldım. Ancak üniversite eğitimimde hukuk okumayı düşünüyordum. Hatta uluslararası hukuk okumayı istiyordum. Çünkü yabancı dilim var. Ben hukuk diplomam olmasını geçerli bir diploma olduğunu düşünüyorum. Babanız eve geldikten sonra kendisiyle birlikte Bahçeşehir'de bulunan kafeye gittiğinizi iddia etmektesiniz. Babanızın sizi bu kafeye bıraktıktan sonra tahminen burada kaç saat kaldınız? Bu kafeye daha önce de gidip geliyor muydunuz? sahiplerini ya da garsonlarını tanıyor muydunuz Babamla olay sonrası evden kaçta çıktığımızı hatırlamıyorum. Kafede de ne kadar olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Burada garsonları ve iş yeri sahiplerini de tanımıyorum. Buraya daha önce 4-5 kez gitmiştim. Babanızla evden çıkmadan önce eve polislerin geleceği şeklinde bir haber aldınız mı? Evden çıkarken herhangi bir polis aracıyla karşılaştınız mı? Evinizde aileniz çok yüklü miktarda para bulundurur mu? Böyle bir haber almadım. Polis aracıyla karşılaştığımı da hatırlamıyorum. Ailem evde yüklü miktarda para bulundurmaz. Cinayet mahallini tekrar bize açıklar mısın? Ben yukarıda ifadelerimde açıkça izah ettiğim gibi olay Bahçeşehir Şelale evlerindeki villamızda mutfakta işlendi ve burada öldüğünü anlayınca cesedi ortadan kaldırmak için uğraştım. Cesedi buradan valizler vasıtasıyla götürdüm. Etiler'de bıraktım. Olayı tek başıma işledim. Bana kimse yardımcı olmadı. Teslim olduğunuz esnada üzerinizde bulunan giysileri nereden temin ettiniz? Teslim olduğum gün üzerimde bulunan elbiseler benim olay günü üzerimde bulunan elbiselerdir. Olay gecesi polis tarafından yakalanıp serbest bırakıldığınız iddiası konusunda Olayın doğru olup olmadığını anlatınız. Ben yakalandığım bu gece dışında polis tarafından hiç yakalanmadım. Olay gecesi de polis tarafından yakalanıp bırakıldığım iddiası yalandır. Benim ailemden kimse de polislere rüşvet vermiş değildir. Bu olayı medya ortaya atıyor. Burada yapacak bir şey yok. Babam beni kafeye bıraktığı sırada cebimdeki cüzdanda 200 TL para vardı. Benim saklandığım süre içerisinde Paraya da ihtiyacım yoktu. 15 günde bir ihtiyaçlarım zaten geliyordu. Ancak ihtiyaçları karşılayanları tanımıyorum. Münevver kaçtı, Cem bıçakla kovaladı. Cem Garipoğlu'nun verdiği ifade bu kadardı. Savcılık elde edilen belge ve delillerden yola çıkarak bu soruları sormuştu. Cem ifadesinde babasını ve ailesini koruyordu. İfadesinde olay mutfakta oldu açıkçası bütün olaylar mutfakta gerçekleşti diyerek kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Cem Garipoğlu'nun ifadesinin ardından cinayetin gerçekleştiği yerlerde net bir şekilde belirlenmişti. Fakat Cem Garipoğlu'nun dediği gibi bütün olay mutfakta geçmemişti. Polisin yaptığı incelemede tespit edilen kan lekelerine göre olay mutfakta başlayıp aynı katta bulunan oturma odasında bitmişti. Cem'in ifadelerinden sonra olayın şöyle gerçekleştiği ortaya çıkıyordu. Cem Münevver'le ilk olarak mutfakta tartıştı ve bıçakladı. Münevver, kendisine bıçakla saldıran Cem'den kurtulmak için o katta bulunan oturma odasına kaçtı. Cem, Münevver'i kovalayarak elindeki bıçakla oturma odasında saldırmaya devam etti. Münevver bıçak darbelerinden kurtulmak için Cem'le boğuştu boğuşurken de takma tırnakları sökülerek bu odanın içine düştü. Münevver kanlar içinde odaya yığılırken Cem tüm olayı burada gerçekleştirdi. Mutfakta sadece iki kan lekesi bulunmuştu ama oturma odası adeta kanla yıkanmıştı. Cem kendini saklayan kişinin şifresini bir cevapta vermiş gibi görünüyor. Savcılık kendisine olaydan sonra saklandığın dönemlerde seni saklayan şahsı tarif eder misin diye sordu. Cem buna bu şahsı doğru dürüst görmediğini ancak beyaz tenli, uzun boylu, 35-40 yaşlarında, siyah kıvırcık saçlı bir kişi olduğunu söyleyerek ardından ilginç bir açıklama yapıyor. Hangi yöreden olduğunu, Adanalı mı, Hataylı mı bilmiyorum diyor. Savcı Ceme kişinin hangi yöre, hangi memleketin insanına benzediğini sormadığı halde bu anlatım polisin daha önce Cem'i Hatay'da teslim almak için yaptığı çalışmaya da bir ispat niteliğinde. Cem bunu söyleyerek Hataylı ve Adanalıları ne kadar iyi tanıdığını ele veriyordu. Cem Garipoğlu'nun nerede ve nasıl saklandığı, kimler tarafından götürülüp getirildiği konusunda polis hiçbir ipucuna ulaşamadı. Cinayet Büro Amirliği Cem'i teslim aldıkları noktayı mercek altına aldı. Cem'in teslim edildiği noktanın bulunduğu yol güzergahındaki tüm mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görevlendirilen ekipler 3 kilometre civarında yaptıkları incelemede 60'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ancak hiçbirinde Cem'i teslim alan avukat Aytekin Kaya'nın aracına rastlanılmadı. Cem Garipoğlu'nun avukatı tarafından teslim alındığı herhangi bir görüntü yoktu. Bu kadar kamera vardı ama hiçbiri Cem'in teslim edildiğini göstermemişti. Yapılan açıklamalara göre Cem avukatı tarafından 00:45'te Bahçeli Evler girişinde polise teslim edilmişti. Teslim edilen bölge karanlıktı ve MOBESE'nin gördüğü bir yer değildi. Bu kadar tesadüf biraz garipti. Aslında polis Cem'i teslim alacağı yerde esrarengiz bir durumla karşılaşmıştı o esrarengiz olaysa şöyleydi. Avukat Aytekin Kaya'nın Cem'i teslim edeceğini söylemesi üzerine E5 yolu üzerinde Bahçeli Evler girişine giden cinayet büro ekipleri iki ayrı aracın içindeydi. Ancak avukat Aytekin Kaya gecikince emniyet yetkilisiyle bir telefon trafiği yaşandı. Polis avukatı beklerken o civarda iki şüpheli kişi gördü. O saatte burada ne arıyorlar ve neden şüpheli hareketler yapıyorlardı. Bu iki kişinin Cemi teslim alacak polis ekibine yakın civarda dolaşması dikkat çekti. Amir'in talimatı ile araçtan inen iki polis memuru ellerinde telsizle bu iki kişinin yanına gitti. "Beyler kimsiniz? Ne dolaşıyorsunuz burada? Kimliklerinizi gösterin." dedi. İki şüphelinin ceplerinden çıkardıkları kimlikler görevli polisi şaşırttı. Çünkü bu iki kişi de poliste ve istihbarat ekiplerinde görevli polis memurlarıydı. O civarda tesadüfen dolaştıklarını söylediler. Kısa bir süre sonra avukat Aytekin Kaya aracıyla gelerek Cemi Polise teslim etti. O iki istihbarat polisinin o gece işleri neydi acaba? Cemin teslim edilme olayında parmakları var mıydı? Cem Garipoğlu'nun teslim edildiği gece basına açıklamalarda bulunan avukat Aytekin Kaya, müvekkilini Bahçeli Evler girişinde arabasını aldığını söylemişti. Ancak olay gecesi gizlenen buluşmada önemli ayrıntılar vardı. Avukat Kaya ile emniyet amirinin yaptığı telefon konuşmasında teslim aldığı yerle ilgili farklı ipuçları bulunuyordu. Teslim alınan yere cinayet ekipleri avukat Kaya'dan önce gitmişti buluşma yerine gelen avukatla yapılan telefon konuşmasında yolu şaşırdığını belirten avukata yol tarif edildi. Avukat Aytekin Kaya, Özel Haznedar Hastanesi civarında olduğunu söylüyordu. Güngören ilçesi sınırları içinde olan o bölgeden yol tarifi alarak E5'te cinayet ekipleriyle buluştu. Yapılan bu görüşme ise Cem Garipoğlu avukata gün görende kimsenin göremeyeceği bir yerde teslim edilip edilmediği sorusunu ortaya çıkardı. Cem Garipoğlu'nun tutuklanmasının ardından polis arka bahçe operasyonunu düzenledi. Cem'i kim nereye götürüp sakladı ve kim tarafından getirilip avukata teslim edildi. Bu ortaya çıksın isteniyordu. Operasyonda tutuklu bulunan baba Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet B ile BR, Türkiye Satın Alma Müdürü Habib K, Satın Alma Grup Müdürü Mehmet K ve Satın Alma Müdürü Hakan Ç gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Cem'in ilk saklandığı ev ortaya çıktı. Gözaltında tutulan Satın Alma Müdürü Mehmet K ile Habib K'nın Büyükçekmece Yakuplu Mahallesi'nde birlikte kaldığı şirkete ait eve Baba Cem'i götürüp göz kulak olun diyerek bırakmıştı. Mehmet K, babanın şoförü Ahmet Bey'i arayarak bir şişe rakı al gel dedi. Mehmet Cem'i aynı apartmanda alt katta boş daireye götürdü ve gelen şoför Ahmet Bey başında bekledi. Daha sonra baba gelip Cem'i alarak gitti. Cinayet büroda yapılan soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıkta şoför Ahmet Bey'in ifadesi değişti. Ahmet Bey, beni Mehmet Ka telefonla arayıp Beylikdüzü'ndeki evin anahtarını istedi. Ben de Mehmet Kağ'ın evine gittiğimde Cem'i gördüm. Sonra Cem'i alt kattaki boş daireye koydular. Beni de yanına bıraktılar. Bir buçuk saat sonra babası Nida Garipoğlu ile amcası Hayyam Garipoğlu geldi. Cem'i alıp gittiler. Amca bana sen kimseyi görmedin dedi şeklinde ifade verdi. Savcı bunun üzerine Hayyam Garipoğlu'nun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Hayyam Garipoğlu, Levent'teki evinde gözaltına alındı. Polise ifade veren amca Hayyam Garipoğlu suçlamaları kabul etmedi. Verdiği ifadede olay akşamı kardeşi Nida'nın kendisini aradığını ama günlük olaylardan konuştuğunu söyledi. Cinayetten bir bilgisinin olmadığını, şoför Ahmet Bey'in neden böyle bir ifade verdiğini de bilmediğini ve şaşırdığını söyledi. Kendisinin olay gecesi evi ve Seyrantepe'de bulunan akıllı TV dışında hiçbir yerde olmadığını hatta şahitlerinin de olduğunu polise anlattı. Hayyam Garipoğlu'nun incelenen baz istasyonu kayıtlarında kullandığı cep telefonunun Levent'teki evle Seyrantepe'deki akıllı TV'nin bulunduğu, bu bölgedeki bazı istasyonlardan sinyal verdiği ortaya çıktı. Mehmet K, Habib K ile Ahmet B tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir gün sonra iş adamı Hayyam Garipoğlu kelepçeli olarak İstanbul adliyesine götürüldü. Savcılık tarafından sorgulanan amca Garipoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede dinlenen Garipoğlu da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aileye yönelik arka bahçe operasyonu da böylece bitmişti. Cem Garipoğlu'nu kim sakladı, kim getirip avukata nerede teslim etti? Bu sorulara hiçbir cevap bulunamadı. Cinayet ekipleri gerçekleştirdikleri baskı ve baskınların ardından dosyayı tamamen savcılığa gönderdi. Arka bahçe artık kapanmıştı. Bilinen birçok iddianın dışında bilinmeyen iddialarda emniyetin içinde kulaktan kulağa yayıldı. İddialardan birinde Cem Garipoğlu yurt dışında İsrail ya da Ermenistan'daydı. Mit tarafından yerinin tespit edildiği ve Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli planlar hazırlandığı da söyleniyordu. Bu planlarda Cemi Hatay'a getirip orada cinayet büro ekiplerine teslim edileceği şeklinde tahminler vardı. Plan olmayınca ikinci iddia gündeme geldi. İstanbul'da avukatına verilerek polise teslim edilmesi sağlandı. Ankara'da bir üst düzey yetkili basına yansımayan bir sohbette bir gazeteci arkadaşına şunları söylüyordu. Cinayet ekipleri Cem'in yerini tespit edemeyince Ankara'dan bir başkomiser olmak üzere 3 kişi İstanbul'a giderek dosyayı inceledi. Yapılan çalışmaların bir örneği de Ankara'ya gönderildi olaya istihbarat ve MİT dahil oldu. Benim bildiğim Cem'i MİT yurt dışında tespit etti ve İstanbul'a getirtti. Cem Garipoğlu'nun teslim edildiği gece, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın Gayrettepe'de bulunması çok şaşırtıcıydı. Çünkü yıllardır İstanbul Emniyeti ile Ankara arasında mesafeli duruş olduğu bilinir. İstanbul geçmişte de birçok önemli cinayet zanlısını yakaladı ama hiçbirinde, Emniyet Genel Müdürü gelip açıklamaya katılmadı. O gece İstanbul valisi Muammer Güler, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Bahçeli Evler'de avukatı tarafından emniyet güçleriyle kurulan koordinasyon neticesinde teslim edilerek gözaltına alındığını belirtti. Güler, bundan sonraki süreç adliye boyutudur. Bağımsız Türk yargısı değerlendirecek ve gerekli kararı verecektir diyordu. İddiaya göre Emniyet Genel Müdürü Köksal'ın özel ekibi tarafından teslim alınan Cem, cinayet büro ekiplerine teslim edilmesi için avukatına verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ekipleri de tüm hareketleri adım adım takip etti. Bu iddiayı destekler nitelikte bir başka iddia daha ortaya atıldı. Cem Garipoğlu'nun yakalanabilmesi için 47 kişiyi teknik takibi alan polis, bir hafta önce Ankara'dan üst makamlardan takibi bırakmaları yönünde talimat aldı. İddia edilen bu talimat doğrultusunda Cem Garipoğlu ve ailesinin, arkadaşlarının ve yakınlarının telefon, ev ve iş yerlerine yönelik takip durduruldu. Bu iddiaya göre Cem Garipoğlu bir hafta önce MİT tarafından yurt dışından teslim alınmış ve Türkiye'ye getirilme planları yapılmıştı. Cem Garipoğlu 197 gün sonra yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Ancak geriye cinayetle ilgili birçok soru işareti kaldı. Münevvere bir erkekten gelen canım sevgilim içerikli mesajı görünce çılgına döndüğünü ifade eden Cem, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ancak birçok iddia daha vardı ve kafalarda bu sorulara yanıt bulunamadı. Cinayetle ilgili çözülemeyen soruların cevabı ve zanlı Cem Garipoğlu'na sorulmayan birçok soru ise MSN konuşmalarındaki şifrelerde gizliydi. Cem Garipoğlu, Münevver'le yaptığı MSN konuşmalarını kaydederek Zeytinburnu Sürtüğü adını verdiği klasörüne kopyalamıştı. İşte bu incelenen MSN konuşmalarında akıllara durgunluk veren inanılmaz konuşmalar yer alıyordu. 8 ay önce tanıştıkları öğrenilen Cem Garipoğlu ile Münevver'in birkaç ay sonra çıkmaya başladıkları net bir şekilde bu konuşmalardan ortaya çıkıyor. Vahşet'in şifrelerine kadar uzanan MSN konuşmalarında ikili arasındaki diyaloglarda müthiş ayrıntılar gizli. Duyan ve okuyan herkesi şok edecek diyaloglarda cinayetin işleneceği gün bile aylar öncesinden sanki belirlenmiş gibi. Hatta Münevver aylar önce öldürüleceği günü ve tarihini bile Cem Garipoğlu'nun ağzından duyuyor. İşte ilk kez bu kitapta okuyanları şaşırtacak, hayretler içinde bırakacak o ayrıntılar yer alıyor. Cem Garipoğlu, Ekim ve Aralık 2008 ile Ocak, Şubat ve Mart 2009 tarihli aylarda Münevver'le yaptığı MSN konuşmalarını kaydetmişti. Bilgisayarındaki ilk kayıt 7 Ekim 2008 tarihli MSN sohbetiydi. 6 Ekim'de akşamın ilerleyen saatlerinde Münevver Cem'e selam veriyor. Konuşmalarda 3 haftadır birbirleriyle telefonlaşmadıkları ve hiç konuşmadıkları görülüyor. Cem'in Münevver'e çıkma teklifinde bulunduğu ve Münevver'in bu teklifi kabul etmediği için 3 haftalık bir ayrılık yaşadıkları anlaşılıyor. Cem Garipoğlu teklifinin kabul edilmediği için çok sinirlendiğini ifade ediyor. Cem, münevver için 3,5 yıllık Fransız sevgilisinden ayrıldığını söylüyor. Merhaba, merhaba. Nasılsın Cem? İyiyim münevver sen. İyiyim ben de teşekkür ederim. Mesaj attım sana gördün mü? Şimdi gördüm ne oldu bu arada? Nereden aklına geldi bana mesaj atmak? Rüyamda gördüm de dün gece seni. İyi bir rüya değildi. İyi misin merak ettim. İki üç haftadır da konuşmuyoruz seninle. Ne gördün peki? Biri bana geliyor, Cem çok hasta diyor, son kez git gör istersen diyor. Ben ağlıyorum falan. Ciddi misin? Evet niye ki? Biri benim hasta olduğumu söylüyor ve sen de benim için ağlıyorsun. Bunun için şaşırdım. Allah korusun Cem. Hastalık çok kötü bir şey. Allah düşmanıma vermesin. Niye ağlamayayım? Rüya gerçek ama etkiliyor insanı çoğu kez. Merak ettim bende. İyisin değil mi? Herhangi bir problemin yoktur inşallah. İyiyim merak etme. Sevindim. Tamam o zaman teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ne demek Cem? Yani sokakta yürüyen biri değilsin ki sen. Arkadaşız sonuçta. En azından ben öyle biliyorum değil mi? Tam olarak bilmiyorum ne olduğumuzu. Kızgın ya da kırgınsın sen bana sanırım. Sence de olmamam garip olmaz mıydı? Kırgın olmanı anlarım doğal olarak ama bana kızman için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Seni kırmak istemediğimi çoğu kez söyledim ama benim dışında bir şeye kızdıysan, ikimizi ilgilendiren bir konuysa onu tabi bilemem. Kapatalım bu konuyu. Peki nasıl istersen, konuşmak istemiyorsan söyleyebilirsin, saygı duyarım. Arkadaşız diyorsun, 3 haftadır araşmıyoruz, konuşmuyoruz zaten. Ben, ben aramasam aradığın yok, bir gün seni rüyamda gördüm diye karşıma geliyorsun. Bunları anlamıyorum. Üç haftadır sen de aramadın farkındaysan Cem. Hayır sana çıkma teklif ettim. Seninle buluşmak istedim ve hep erteledin. Seni aradım başkaları çıktı. Daha ararsam yüzsüz bir insan olurum. Haklı olduğun yönler var Cem. Yok demiyorum ama sen nedenlerini söylemiştim değil mi hepsin? Yanlış bir şey yaptıysam da kabul ettim. Hala da ederim telefon konusunda olsun. Sana ettiğim itiraflardan sonra çok utanıyorum ve senin bu itiraflara karşı sözlerin seni benim karşımda çok düşürdü. Gözümden düştün mü münevver diyorsun yani. Sen nasıl anlıyorsan peki. Ben bunu anladığım sözden söyledim. Ben bunu anladım söylediğin sözden. Seni benim karşımda çok düşürdü dedin. Sana kötü bir şey demedim ama Cem. Arkadaşlığımız bozulsun istemem. Hiçbir zaman demedim. Üç hafta sonra karşıma geliyorsun. Bir anda seni unutmuşken niye çıktın karşıma anlamıyorum. Unutmuşken mi? Unutmuşkeni boş ver. Sen niye üç hafta sonra karşıma çıktın? Niye muhabbeti kestin benimle? Ben sen yokken İspanya'ya gittim. Sen bana üç hafta sonra unutmuşken dersen ben de sana üç haftalık mıydı sevgi aşkın derim Cem. Benim sana olan sevgimden bahsetmeye gerek yok. Sen niye karşıma çıkmak için üç hafta bekledin? Benden istediğin nedir söylersin. Hiçbirisi için geç değil belki. Canım söylesene sen benden ne istiyorsun tam olarak? Cem ben senden ne isteyeyim ya? Böyle bir soru olabilir mi? Kendini benim yerime koy o zaman. Bunu söylemem bile çok saçma, yanlış, kırıcı. Biraz düşün. Aynen sen de lütfen. Sonra sen bana benim yerimde olsan ne düşünürdün, ne yapardın? Üç hafta sonra gelip konuşmaya başlasam ne düşünürdün? Yanlış, tüm detaylarıyla düşün. Peki sen ne istiyorsun? Konuşmamaksa saygı duyarım dedin. Sen bunları benim açımdan düşün ve bana söyle. Sana çok değer verdim. Sevgine güvenebileceğimi sandım. Ben sana hiçbir zaman arkadaşlığımız bitmesin ne olursa olsun demedim mi? Sen de senin gibi birisini kaybetmek istemem niye bitsin? Çıksak da çıkmasak da demedin mi? Üç buçuk senelik çıktığım kızdan vazgeçtim. Bunların hepsini düşün. Unutmuşken mi seni diyorsun? Unutmuşken seni diyorsun. Ben ne düşüneyim şimdi sence? Hayır. Hayır demekti. Doğru karar vermiş miyim mi diyeyim? Çok kırıcı Cem çok. Seni unuttum falan yok. Sadece unutmaya çalışıyorum. Bu laflar bu laflarınla da benim unutmamı kolaylaştırıyorsun. Kendinden soğutuyorsun. Önce benim için çok farklıydın. Sana inanılmaz saygı gösteriyordum. Şimdi ise çok değişti bu saygıdaki seviyem. Birden nefretle yazıyorsun gibi hissettim sözlere bakılırsa. Hangi duyguyla yazdığımı ben bile bilmiyorum. Mükemmel dediğim kız beni bir köşeye attığı için hangi duyguyla yazabilirim? Söylesene hatanı. Anladın mı? Ne hatası? Mütevazi olmaya gerek yok. Benim gibi melek bir insanı elinin tersiyle ittiğin için en büyük hatayı sen yapmış oldun. Sevgin artık neyse o hissettiğin şey bilemiyorum ama kine, ama kine ve nefrete dönüştürmüş. Ben melek ve aptal bir insan olmasam sana çok sert tepki veririm. Melek olduğum için melek insan tepkisi verdim. Rüyanda görmesen bana mesaj atmayacak mıydın? Hiçbir zaman seni kırmak, üzmek istemedim. Dokunsan ağlar, lafı bana uyuyor herhalde bugün. Düşmanımın bile ağlamasını istemem. Belki bana aptal diyebilirsin ama ben sevgi dolu bir insanım. Ben de sana çıkma teklif ettim. Teklifin için teşekkür ederim bile demedin. Çok iyi birisin, çok da seviyorum seni demedim mi? Arkadaşlığımız bitsin istemem dedim, hepsini hatırlıyorum. Ciddi bir ilişki düşünmüyorum, yaşımız ufak dedim. Hatta bu yaşta ne ciddi ilişkisi olacak ki demedim mi? Haksız yanım varsa kabul ederim. Senin için Fransız kızdan ayrıldım. Daha iyi bir ilişki düşündüğüm için ayrıldım. Sana değer verdim ama sense takmadın kısacası. Takmadın değil, ben değer vermediğim kimseyle oturup konuşmam, zamanımı da harcamam. Kendini bana acındırmaya mı çalışıyorsun münevver? Yuh Cem artık, cidden yuh yani. Sen ne diyorsun ya, kendine gel bence. Kendimdeyim galiba. Değilsin Cem, değilsin. Lafa bak ya Allah'ım. Üç haftalık ayrılıktan sonra Cem, münevverin kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışıyordu. İlk teklifini kabul etmeyen münevverin sıcak yaklaşımını gören Cem'in kafasında neden geri döndü sorusu vardı. Üç haftalık ayrılıktan sonra münevveri unutmaya çalıştığı görülen Cem, ısrarla neden geri döndün sorusuna yanıt istiyordu. Üç hafta önceye kadar sana mesaj atıyordum. Üç gün sonra cevabını alıyordum. Şimdi ne oldu şaşırdım. Bu konuyla ne alakası var onun? Ben seninle dostça dertleşiyorum. Laflara bak ya. Kendimi niye acındırmaya çalışayım ki? Tövbe tövbe. Acınacak halim var sanki Allah'ım. Ben çıkıyorum Cem. Senin sinirlerin bozulmuş. Ne dediğinin farkında değilsin. Ayıp ediyorsun. Sakinleşince ya da sinirin geçince konuşalım. Sana bir şey diyecektim Münevver. Yüzde yüz haklıyım bu konuda. Ama istemiyorsan çık. Söyle Cem çok şey birikmiş senin içinde. Resmen nefret ediyorsun ya laflara bak. Sana zamanında çok iyi davrandım Münevver. Bana karşı iyi davranman gerekirken beni takmadın. Asıl sinirlendiren konu bu. Sana diyorum annemin annesi ölmüş. Hayat boş bugün varsın yarın yoksun. Dediğin lafa bak mantıklı mı sence? Acındırmaya mı çalışıyorsun kendini diyorsun? Çok ayıp bir şey yani bu. Ben o kadar basit biri değilim Cem kusura bakma. Ama istersen kızabilirsin ve bu konuda ödün vermem kendimden. Bilmiyorum, senin yerinde başka bir kız olsaydı, iyi niyetime karşı gülümser ve bana karşı iyi davranırdı. Ama senin yaptığına bak, bir de bana ayıp ediyorsun diyorsun. Öyle ama dediğin laf hoş mu sence? Ben ne diye acındırayım kendimi sana söyler misin? Bilmiyorum, seni tanıyamıyorum bazen. Bence hiç tanımıyorsun. Tanısan bunları söylemezsin ki zaten. Bana hiç kimse bu lafı söylemedi. Peki senin yaptığın doğru mu? Acındırmaya mı çalışıyorsun laf mı sence? Dostça konuşup bir şeyler paylaşmaksa yanlış olan yanlışım. Hayır, bu iyi niyetime karşı kötü davranışla yanlış yaptın. Bu akşam o kadar ağır laf ettin ki bir şey demedim. O lafın fazlaydı. Sen böyle biri değildin. Ben mi yanlış tanıdım, yanıldım yoksa? Hayır canım benim, üzgünüm ama lafları hak ediyorsun. Kimseye haksızlık yapmaya hakkım yok. Şu an yanımda olsaydın emin ol bunları diyemezdin Cem. Bu lafları hak ettiğini düşündüğüm için söyledim sadece. Duydum ben de rahatladın mı Cem? Emin değilim. Söyle o zaman daha kalmasın içinde. Sanırım bu kadar yeter arkadaşım. Peki. Hiç kimse daha fazlasını hak etmez zaten. Daha fazlasını söylersem haksız ben olurum. Neyse Cem MSN'de konuştuk yanlış anlaşılacak şimdi der şey. Söylesene niye bu kadar sonra? Cem rica etsem daha sonra konuşsak. Müsaadenle yatmak istiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Sen anlayışlıydın ne oldu sana ya? Hala öyleyim. Ama başka biriyle konuşuyor gibiyim sabahtan beri. Sanırım kabalık bazen kıymetli olduğunu anlatıyor. Ben senin düşmanın değilim. Kimsenin de üzülmesini istemem. Ne sen ne de düşmanım. Üç hafta önce seviyorum diyen Cem bugün kimse diyor. Kimse lafı sana değildi. Ama bana diyorsun üzülmeni istemem kimsenin diye. Orada seni de üzmeyi düşmanımı da üzmeyi istemem demeye çalışıyorum. Görende adam öldürdün sanır. Bir gün sonra akşam ikinci kez birbirleriyle konuşmaya başlayan Cem Garipoğlu ile Münevver ikinci bir şanstan bahsediyorlar. Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söyleyen ikiliden Cem'in münevverin ilk teklifini kabul etmediği için sinirinin hala geçmediği de gözden kaçmıyor. Ben de düşündüm, koydum. Haklı olduğun yerler var Cem. Üst üste geldi ama çok haklısın. Hele o telefon olayında. Ben olsam belki ben de çok kızardım. Bunu fark ettiğine sevindim. Ama inan benim yapacak başka bir şeyim yoktu. Mustafa'ya sorabilirsin istiyorsan. O açtı telefonu, elinden almak istedim, vermedi. Aranızı açmak istemem asla hem de ama durum böyle. Konuştukça battığının farkında mısın? Batmıyorum Cem, öyle bir şey yok, gerçeği söylüyorum. Sor ağzıma Mustafa'ya böyle. Bozacının şahitleri şıracı yani. Senin düşüncelerin sabitlenmiş Cem, ne diyeyim? Doğruları söylesen yeter bence. Doğrular bunlar zaten Cem. Sor söyleyeyim ne istiyorsan. Sonuçta ne demiştik? Ben sana benden duymadığın hiçbir şeye inanma. Aynen sende. Böyle konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Evet doğru. Söylesene sana dün o kadar şey söylememe rağmen neden benimle hala konuşmaya çalışıyorsun? Konuşmamak için sebep ne? Sen ne dedin? Ne olursa olsun arkadaşlığımız bitmez. Senin gibi birini kaybetmek istemem demedin mi? Aynen ben de öyle dedim. Senin de sinirin geçici. Gören de adam öldürdün falan sanır. Tamam ben de başka bir şey anladım ama boş ver neyse. Başka bir şey ne anladın ki? Ne anlanması gerektiyse onu anladım. Açık konuşur musun? Boş ver neyse münevver. Söylediklerin için kızmıyorum sana. Haklısın çoğu şeyde ama sen de anlayışlı birisin. Zamanla sinirinin geçeceğini düşünüyorum çünkü kızgın biri değilsin normalde. Ben seni öyle tanıdım. Bir şeyleri düzeltmeye mi çalışıyorsun Münevver? Açık açık konuşsana. Tabii ki de evet. Niye kötü olmak isteyeyim ki seninle? Seviyorum sonuçta seni. Bir kötülüğün dokunmadı. Dokunacağını da sanmıyorum. Sağ ol. Bir şeyleri düzeltmek çalışmak kötü bir şey mi? Sen bile diyorsun dünyanın en kötü insanı bile ikinci bir şansı hak eder. Hayır herkes ikinci şansı hak ediyor. Bence de Bence de ki bu bizim olayımız o kadar da abartılacak bir şey değil. Ben seni bilerek kırmak istemedim. Benim yurt dışına çıkmamı nasıl bulursun mesela uzun bir süreliğine? Senin için gitmek önemliyse, faydalı olacaksa git tabii. Ama tabii ki kalmanı isterim. Okey. Gitmek mi istiyorsun ya da düşünüyor musun böyle bir şey? Hayır şimdilik öyle bir düşüncem yok. Gitmeyi şu an düşünmüyorum. Anladım. Sadece vereceğin cevabı merak ettim. Peki Cem, cevabım senin açından nasıldı? Çok kötü cevap almadım. Daha iyi bir cevap bekliyordum ama. Ne dememi bekliyordun ki? Neyse her şey düzelecek umarım. Zamanla tabii ikimiz açısından böyle aniden bir şey beklemek yersiz olur. Çok akıllı, cin gibi bir kızsın. Teşekkür ederim ama daha küçüğüm Cem. Sen de, ben de sen de yaşına göre olgun, çok akıllı birisin. Ne alakası var? Tamam tamam alaka kurmayalım. Bir de küçük falan değiliz. Ben hep aynı lafı söylemekten ısrarlıyım galiba. Yaşımız daha kaç ki küçüğüz falan. Öylesin fark ettiğine sevindim. Sen nelere göre küçüğüz dedin. Şimdi mi yoksa daha önceki konuşmamızda mı? Sanırım anladım ama senden duymak istedim. İkisi de. Şimdiki konuşmamda yaşımıza göre akıllıyız. Az da olsa belki ukalalık olacak ama ikimizin de olgun olduğunu düşünüyorum. İleride çok daha fazla şeyler görüp geçireceğiz. Böylelikle bilgimiz olsun, hayata bakışımız da değişecek ister istemez. Tam anlamıyla akıl tam anlamıyla akıllı denildiğinde yerini bulmuş olacak bu laf. Diğerinde ise yaşımız küçük. Bu yaşta ciddi bir ilişki olmaz diye düşünüyorum demiştim. Umarım tam olarak anlatabildim. Bana şu an bir sağa bir de sola doğru sinyal verdin. Nasıl yani? Bazen çok olumlu, bazense tam tersine çok olumsuz konuşuyorsun. Seni bir türlü çözemedim, biliyor musun? Bu da şundan kaynaklanıyor Cem. Çok aşırı ilginç bir kızsın. Dün bana benim için ağır bir laf ettin ki kimse o lafı kolay kolay kabul edemez. Hayır sadece dün değil, genelde de böylesin. Seni bir türlü çözemedim kötü bir şey olsa gerek bu senin için. Sana istiyorsan şöyle anlatayım seni Münevver. Lütfen dinlemek isterim. Mesela bazen meleksin, bazen şeytan ya da tam tersi. Benden nefret ettiğini hissediyorum bazen de, bazen de çok sevdiğini. Çok mantıklı konuşuyorsun bazen, bazense çok sıradan. Bazen benimle konuşmak için can atıyorsun. Kimi zaman da bir mesaj attıktan sonra 15 gün sonra cevabını alıyorum kişiliğim böyle. Beni tanımlarsan böyle diyorsun yani. Çift karakterim olduğunu düşünüyorsun herhalde. Çift karakter derken şakaydı tamam. Hayatımda tanıdığım en ilginç insanlardan birisin. Kötü anlamda mı bu peki? Hem kötü hem iyi sanırım. Kötü düşünmeni istemem tabii. Dürüst olmak gerekirse münevver şu an aklıma senin hakkında çok kötü şeyler geliyor. Ama çok iyiler de geliyor. İlk kez seni seviyorum diyor. Üç haftalık ayrılıktan sonra başlayan sohbetlerde Münevver kendisine çok kızan Cem'in gönlünü almaya çalışıyor. Münevver 13 Ekim 2008 akşamı yaptıkları sohbette eskisi gibi olması istediğini, Cem'in kendisine duyduğu öfkenin geçeceğine inanıyor. Nasılsın Cem? Yoğunsun bu sıralar herhalde. Evet. Cem. Evet münevver söyle dinliyorum seni. Neden böylesin? Çok sertleşmişsin en azından bana karşı. Neyse ne söyleyecektin münevver? Yahu Cem nasıl bir konuşma tarzı ki bu böyle? Sen söylüyor olamazsın bunları. Münevver neyse nasıl konuşmamı istiyorsun benden? Eskisi gibi mümkünse. Belki daha sonra konuşuruz öyle. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı şimdi? Hak veriyorum sadece sana. Kızsan da kötü söz söylesen de haklısın. Yoksa bu sözlerin karşısında başkası olsa sessiz asla kalmam. Çok güzel. Güzel olan ne? Sana bir sorun var Münevver. Tabii dinliyorum. Yunus'a Cem'le biraz konuşsana tarzı bir şey mi söyledin? Yoo o nereden çıktı ki? Tamam o zaman. Ben bir şey söylemedim ama ona söyleyeceğimi seninle kendim konuşurum. Çocuk değilim Yunus'a aracı edecek kadar. Kendim kendi sorunlarımı halledebilirim. Tamam inanıyorum sana fazla uzatmana da gerek yok. Senden sadece evet ya da hayır cevabı beklemiştim. Uzatmaya gerek yok diyorsun resmen ters diyorsun. Söylesene ne yapayım şimdi ne yazsam hatalı ben oluyorum münevver. Hayır Cem ben sana hiçbir zaman hatalısın demedim her zaman da takdir etmişimdir. Peki anladım teşekkür ederim beni kırmak, incitmek için söylüyorsan ya da böyle davranıyorsan doğru yapmıyorsun Cem. Lütfen eskisi gibi ol. Of münevver. Sana sadece şunu söyleyeyim istersen. Seninle ilgili birçok şey beni korkutuyor. Sana zararı dokunabilecek belki de en son insan benim Cem. Allah aşkına benden ne zarar gelebilir sana? O anlamda söylemedim ama neyse. Ben kaçıyorum şimdi işlerim var biraz. Peki kızsan da sinirin geçecek senin bana karşı öyle hissediyorum. Umarım. Neyse iyi geceler. Sana da iyi geceler. Münevver'in teklifini kabul etmemesine gururuna yediremeyen Cem'in yumuşaması üzerine aradaki buzlar çözülüyor. Tekrar birbirlerine ikinci bir şans veren ikili arasında duygusallık yaşanmaya başlıyor. Aralık 2008 tarihli MSN kayıtlarında Cem ilk kez Münevver'e seni seviyorum diyor. Münevver ise bugün bana ilk kez seni seviyorum dedin diye cevap veriyor. Cem farkındayım sadece içimden geldiği zamanlar söylemek istiyorum diye yazıyor. Ama bu ikinci şans cinayet gününe kadar uzanacak ve münevverin sonunu hazırlayacak sürecinde başlangıcı oluyor. Kaydedilen konuşmalarda ilginç ayrıntılar peş peşe. Cinayet ortaya çıktığında münevverin Cem Garipoğlu'nun evine ilk kez olay günü gittiği belirtiliyordu. Ancak Münevver ilk kez Bahçeşehir'deki eve 2008'in Aralık ayında gitmiş. Bu da MSN kayıtlarından ortaya çıktı. İlk kez biriyle bu kadar yakın olduğunu ifade eden Münevver'den Cem'in isteği başka biriyle bu kadar yakın olmaması. Münevver, Münevver Cem'e Bahçeşehir'deki eve gelmemin alışkanlık haline geleceğini düşünme derken sohbet şöyle devam ediyor. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun derken? Evde hangi odadasın? Hmm. Hanımefendi evimi de ezberlemiş hemen bakıyorum da. Oturduğumuz odaları biliyorum tabii. Yok bebişim şakasına söyledim onu ben. Ya koltuğun altlarına baksana küpe bulursun belki. Küpe önemli değil de annenler görse bu ne diyecekler. Kız arkadaşım bize gelmişti küpesini kaybetmişti bu onun. Hmm, asla öyle bir şey deme. Annemin dilekleri de gerçek oldu. Ne diyordu ki? Türk kızıyla çık diyordu bana. Annem Fransızları sevmez. Salı gününde bir şey var. Emesende neredeyse her gün sohbet eden ikili arasında inanılmaz bir konuşma göze çarpıyor. Cem Garipoğlu ile Münevver arasında 10 Aralık 2008 akşamı yapılan konuşmada ortaya çıkan bir ayrıntıda Münevver öldürüleceği günü sanki bilmiş gibi konuşuyor. Münevver Cem'e salı günleriyle ilgili bir tesadüfe anlatıyor. Salıda bir şey var ha. Seninle salı günü buluştuk. Üç hafta sonra salı günü yemeğe çıktık. Yine salı günü bir kere buluşmuştuk. Bugün salı yine beraberdik. Salı günü çıkmaya başladık. <laughs> Biliyorum canım fark etmiştim bunu da önceden. Bu detay akıllara durgunluk veren bir olaydı. Münevver salı günlerinde bir şey olduğunu söylüyordu ve 82 gün sonra bir salı günü 3 Mart 2009 tarihinde öldürüldü. Konuşmalardan Cem'in de tüm bunların salı günlerinde olmasını fark ettiği anlaşılıyor. Peki bu salı gününü fark eden Cem Garipoğlu cinayeti planlı düşünmüşse salı gününü özellikle mi seçmişti acaba? Ancak bu sorunun cevabını vermek zor. Çünkü savcılık Cem Garipoğlu'na sorgusunda Salı gününün sizin için önemi nedir ve bir anlam taşıyor mu sorusunu hiç sormadı. Oysa Salı'nın sırrı Münevver'in ölümüne neden olmuştu. Münevver bakireydi. İlk kez bir erkek arkadaşı olmuştu. O da Cem Garipoğlu'ydu. İlk kez bir erkeğin elini tutup ilk kez sevgili olarak bir erkeğin evine gitmişti. Cinayetin nedeni cinsel ilişki teklifi olabilir miydi? Polis bu ihtimali de değerlendirdi. Cem ifadesinde Münevver'le aramızda duygusal bağ oluşmuştu. Arada öpüşürdük, ilerisini düşünmedik demişti. Yani Münevver'le cinsel ilişkiyi düşünmediğini söyledi. Ancak MSN konuşmalarında Cem Garipoğlu'nun Münevver'le cinsel ilişkiye girmek istediği görülüyor. 2008 Aralık ayındaki konuşmalarda Münevver Cem'e konuşuyoruz açık açık diyerek en azından benim açımdan o dediğin şey evlenmeden olmaz. İster 20 yaşımda evlenelim ister 30. Okey diyor. Tamam münevver ya tamam bu kadar şüphelendiğini bilmiyordum. Her defasında aynı şeyi söylemece. Sen de evlenemezsin seni mi bekleyeceğiz? 20 yıl. 14 demiştim. Söylediğim laflara hiç dikkatli bir şekilde bakmıyorsun. Bakıyorum neyse kapat konuyu. Böyle şeyler için büyük konuşulmaz. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Münevver Cem'e bu dünyanın ne ona ne de kendisine kalmayacağını söylüyor. Sezen Aksu'nun söylediği Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz şeklindeki şarkı sözlerini yazıyor. Sonra da Sultan Süleyman'ın kim olduğunu hatırlatıyor. Osmanlı Devleti'nin başında 40 yıl boyunca en uzun süre tahta kalan padişah olduğuna vurgu yapıyor. Evet canım biliyorum onu. Yurt dışında falan bahsetmişler de oradan aklımda kalmış. Osmanlı tarihi gibi tarih var mı acaba dünyada? Hı <laughs> hı şımarma kızım sen de hemen. Öyle ama Türk Osmanlı tarihi kaç yıllık imparatorluk? Bu açıklama üzerine Cem Münevver'e ilginç bir cevap veriyor. 500 sene ayakta kalmış da ne olmuş? Çökertmiş Rus kadınları. Osmanlı Devleti olmasaydı İstanbul Türklerin olmazdı. Belki Bizansların olurdu. Fatih Sultan Mehmet fethetmiş İstanbul'u 1453'te. Ona da verin. Ruslar fena kadınlar, çökertmiş Rus kadınları diyor. Beyefendiye bak. Sus, sus. Reis susmaz, susturur. Bir konuşmasında avukat olmak istediğini belirten Cem, hukuk okuyacağını ancak avukatlık mesleğini yapmayacağını söylüyor. Ayrıntılarda Cem'in münevverle evlilik konuşması bile yaptığı ortaya çıkıyor. Mesajlaşırken münevver annesinin bir şey sorduğunu ona cevap verdiğini yazıyor. "Beni anlat ona, sevgilim de. Bilmiyorum. On sene sonra da anneciğim diye yanına gelirim artık. Wooh!" 14 diyelim biz. İddialı bir söz bu. Farkında mısın? Çok erken oldu 10 sene. 14 sene sonra ne var ki? 30'umdan önce evlenmem bu demek oluyor. 32'yi bulmam lazım. O zaman başkasıyla evlenirsin Cem. Çünkü beni 25'imden önce alırlar. İyi alsınlar seni. Alınganlığa bak. Seni aldatsınlar. Cem'in günlükleri kayıp. Cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada Münevver'in ortaya çıkan günlükleri yer alıyor ve baba Süreyya Karabulut tarafından savcılığa teslim edildi. Herkes Münevver'in günlük tuttuğunu biliyordu. Aslında günlük tutan sadece Münevver değildi. Cem de günlük tutuyordu. Hem de kimseye söyleyemediklerini günlüklerine yazıyordu. 24 Aralık tarihli MSN konuşmasında Cem'in günlük yazdığı ortaya çıkıyor. Ben senin yanında huzurluyum. Sen mi? Evet ben. Karşılıklı o zaman. Keşke daha yakınlarda olsan ne bileyim akşam yarım saat çıktım diyelim görebilecek kadar yakın. Anladım canım daha iyi olurdu. Ya böyle işte Cem Bey yedi haftayı daha geride bıraktık ha? O da olur canım yakında haftaya tam iki ay olacak. Evet inşallah. Kork benden iki ay dolmadan ayrılabilirim ona göre. Keyfim bilir canım paşa gönlün nasıl isterse. Seni gıcık etmek için söyledim. Çok iyi bildiğini biliyorum. Seni gıcık da edemiyorum ya. Dikkat et de ben de seni gıcık etmeyeyim beyefendi. Senin böyle bir lüksün yok maalesef. Edersen de nasıl edecekmişsin bakalım. Ben seni niye gıcık etmek isteyeyim ki canım? İyi anlaşmak varken. Oy bu kız bugün ne kadar tatlı konuşurmuş bebeğim, bebek. Beş dakika sonra kaçacağım, dudaktan kalbe izliyorum. İzle izle, ben de kitap okuyacağım şimdi birazdan. Oku canım, oku canım. Günlük yazıyorsun değil mi? Evet, beni de yaz. Biliyorsun daha önce 22 kere sormuştun. Ya... Günlük yazıyorum. Her gün düzenli tek bir günü bile bahane etmeden her gün yazıyorum. Canım benim. Biliyorsun günlüğüm çok önemli benim için Tabi öyledir Sırdaşın senin Hayatta kimseye söyleyemediklerimi Ve daha söyleyemeyeceklerimi Ona söylüyorum Daha ötesi var mı? Değil mi? Evet Başladı hadi ben kaçtım Cem bu konuşmada hayatıyla ilgili Çok önemli ayrıntılar veriyor Hiç üşenmeden ve aksatmadan Her gün günlük tuttuğunu söylüyor Kimseye söyleyemediklerini ya da söylemek istediklerini kimsenin bilmediği birçok şeyi günlüğüne yazdığını söyleyen Cem, tek güvendiği sırdaşının da günlüğü olduğunu söylüyor. Polis evde yaptığı aramada Cem'in yazdığı günlüklere rastlamadı. İncelenen bilgisayarında da günlükler bulunamadı. Cem yazdığı günlükleri nereye saklamıştı? Günlüklerinde münevver ve cinayetle ilgili ayrıntılar var mıydı acaba? kimseye söyleyemediklerini günlüğüne yazıyorsa münevverle olan ilişkisinde bilinmeyen birçok şeyi de günlüğüne yazmış olmalı. Ele geçirilemeyen günlükte cinayetle ilgili çarpıcı ayrıntılar bulunuyor olabilir. Savcılık tarafından ifadesi alınan Ceme bu önemli ayrıntıda sorulmadı. Savcılık Ceme günlüklerin nerede diye sormadı. İlk kavga salı günü Salı günlerinde bir şey olduğunu söyleyen Münevver, Cem'le ilk kavgasını yine bir salı günü yapıyor. Bu ilginç tesadüf yeni yıla girmeden sadece 48 saat önce 30 Aralık 2008 Salı akşamı internet üzerinde MSN konuşmasında yaşanıyor. Sen umursamaz davrandıkça sinirleniyorum. Sen ne dersen aksini yapmak geliyor içimden. Evetse hayır, mesaj at dersem atma gibi mi yani? Senin tavırlarına bağlı. Dayanamıyorum diyorsun. Bana tahammülüm mü yok? Kızdırıyorsun beni. Yanımda olmadığın için de anlamıyorsun. Evet. Cem bunu hep yapıyorsun. Yapacaksın da biliyorum. Öğrenmem lazım artık. Daha doğrusu alışmam lazım böyle hareketlerine. Ne varmış ki benim hareketlerimde? Yok bir şey. Her şeye karşılıklı olarak bakıyorsun o gözle. Hmm. En ufak şeyde dayanamıyorum, katlanamam, çekemem seni diyorsun. Bu öyle de kalacak münevver. Çünkü seni düşünüp sana mesaj atıyorum. Elim üşü de o yüzden mesaj atmadım diyorsun. Ben de doğal olarak sinirleniyorum. İyi. Mesaj atmaya korkuyorum artık soğuk havalarda. Çok komiksin Cem. Akşam veya sabah aramaya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Laf mı sokmaya çalışıyorsun ya da? Evet korkuyorum. Hala yazmıyorsun. Ciddiyim. Konuşmuyorsun of Cem. Konuşmuyorsun. Cem of. Cevap vermiyorsun. Çıkacağım yoksa. Kıza bak ya tehdit ediyor. Çık hadi çık. Sen tehdit edeceksen. Kız diyorsun hala. Bir saniye beklemesen bay bay. Cem bana bakar mısın? Efendim. Sakin olur musun? Evet sakinim zaten. Of iyi. Senin neren ağrıyor? Başım ağrıyordu biraz. Ne oldu ki? İlaç alsana. Tamam canım. Bir şey soracağım. Sor münevver. Geç cevap vermeye devam edecek misin? Yoksa cidden alınmam. İşine bak sen. Konuşma benimle. Hayır be bebeğim benim. Bebeğim biliyor musun? Neyi? Biz hep böyle ufak kavgalar edeceğiz. Ben benden yüzde yüz eminim. ee, ama başka bir gerçek daha var. Dinliyorum Cem. Birbirimize çok bağlı kalacağımızı düşünüyorum ben. Güzel oluyor ama biliyorsun sonunu da. Sonu hep güzel bitiyor münevver. Bize gelmeden kimseye bahsetmeyecektim. 2009 yılına girilmiş ve Münevverle Cem'in MSN konuşmaları son hızla devam ediyor. Ocak ayının ilk günlerindeki yazışmalarında yine önemli bir ayrıntı gözü çarpıyor. Münevver'in Bahçeşehir'deki eve gittiği daha önceki konuşmalarda ortaya çıkmıştı. Ancak Cem'in Münevver'i Bahçeşehir'deki eve gelişini kimseye söylememesi konusunda tembehlediği de ortaya çıkıyor. Cem münevvere evine götürdüğünü kimsenin bilmesini istemiyor. Eğer aylar önce bir plan yaptıysa bunu dikkate almış olabilir miydi acaba? Zengin bir iş adamının oğlu ve rahat, özgürce yaşayan biri için evine kız arkadaşını götürmesinin gizli kalmasına gerekçe neydi? İki ocağı, üç ocağı bağlayan gecede yapılan konuşmalarda münevver bir kız arkadaşından bahsederken Cem soruyor. Senin bize geldiğini filan bilmiyor değil mi? Yağmur biliyor, Esra da biliyor sanıyordum ben ama bilmiyormuş. Yağmur biliyor mu? Sen de herkese söylemişsin be kuşum. Yok be, kuşum mu? Yok be bebeğim, ne diyeceğim, menemen yaptım Cem'e dedim. Nerede dedi, onlara gittim dedim, öyle o kadar. Münevver bir kızın erkek arkadaşının evine gitmesini normal karşılıyor kız arkadaşı Yağmur'un da erkek arkadaşının evine giderek yemek yaptığını ve bunun da normal olduğunu belirtiyor Cem'e. Bunun üzerine Cem Garipoğlu, ben özelimiz diye düşünmüştüm karşılığını veriyor. Özelimiz tabii ama menemen yaptım demekten ne olacak ki? O da belirli kişilere sonuçta. Ben bize gelmenden bahsediyorum. Kimseye bahsetmeyeceğini sanıyordum ama. En son görüştüklerinde Cem'den tokat yediğini belirten münevver bu tokadın kendisini incittiğini yazıyor. Cem'in karşılığı ise haksız yere boşu boşuna mı acıttım sen bir meleksin anlamında sözler oluyor. Evdeki kamerayı sil. MSN konuşmalarında polise endişelendiren çok önemli bir bilgi ortaya çıkıyor. 10 Ocak gecesi yapılan sohbette Bahçeçevir'deki evde güvenlik kamerası olduğu konuşuluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, sormana gerek yok bile bebeğim. Kamera dedin ya evde varmış hani. O günü siler misin canım? Ne olur ne olmaz görmesin kimse. Tamam silerim merak etme kimse bakmıyor zaten geçmişe. Olsun ne bileyim yine de. Sadece kaybolan eşyalarımızı bulmada yardımcı oluyor. Yattık uyuduk film izledik yemek yaptık yine de kimse görmesin istemem ben. Anlıyorsun değil mi canım? Kimse görmez. Ben de görmek istemem zaten. Her şeyim sır hayatta. İster istemez görülür Cem bakarken geçmiş kayıtlara. Sileceğim bugün istemiyorsan durmasını. Dur, durmasın bebeğim lütfen. Ya da ne bileyim istiyorsan şifre koyabilirim. Cem lütfen. Hani benden başka kimse göremesin. Koyma dikkat çeker. Direkt silsen. İyi bebeğim Tamam. Cinayet büro amiri bu konuşmayı gördüğünde hemen olaya bakan ekibi çağırdı, sordu. "Evin içinde kamera var mıydı?" Olay yerine giden ekip, "Evin içinde kamera yoktu, iyice baktık amirim. Arka kapıda da sitenin kamerası vardı." dedi. Polis kamera görüntüleriyle ilgili sıkıntı çekmişti. Sitenin güvenlik kamerası çalışmıyor diye tutanak tutulmuştu ancak 32 gün sonra baba Süreyya Karabulut'un avukatları kendi imkanlarıyla Cem Garipoğlu'nun siteye giriş ve çıkış görüntülerini silinmiş kameradan geri getirtmişlerdi. Acaba yine öyle bir durum yaşayacaklar mıydı? Evin içinde yok denilen kamera görüntüleri varsa ve daha sonra ortaya çıkarsa polis ekibi için affedilmesi zor bir ihmal sayılacak, zor durumda kalacaklardı. Oysa evin içi iyice incelenmişti. Olay yeri inceleme ekipleri de çok titiz çalışmış, tüm verileri delillendirmişlerdi. Eğer kamera varsa mutlaka görülecekti. Bu sorunun cevabını da ilerleyen günlerdeki MSN konuşması verdi. 10 Ocak günü kaydedilen konuşmalardan Cem ve Münevver'in 9 Ocak günü buluştukları anlaşılıyor. Buluştukları günle ilgili yaşadıklarını konuşuyorlar. Evet bayağı yorgunum canım. Sohbet de süperdi. Benimle ilgili bir sırrımı da öğrendin. <laughs> evet. Sana nasıl anlattım ben de anlamadım valla. Niye ki canım benim? Normalde hep kısa kesip patardım. Artık yavaş yavaş anlatırsın ne zaman istersen. Evet sanırım öyle. Cem'in 9 Ocak 2010 günü buluştuklarında münevvere anlattığı sırrı neydi? Münevver 27 Ocak günü günlüklerine yazdığı Cem'in sırlarında babası aldatıyor annesini diye yazmıştı. Ancak Cem ifadesinde bu aldatma iddiasını yalanladı. Cem'in bunun dışında bir sırrı var mıydı? Üçüncü şahıs ortaya çıktı. Cem'in cinayetten sonra testler almaya çok kısa sürede gidip geldiği iddiaları da çok tartışıldı. Cem Münevver'i bıçakladıktan sonra Bahçeşehir'deki ticaret merkezine testere almaya yürüyerek 10-15 dakika içinde gidip geldiğini söyledi ama inandırıcı bulunmadı. Ancak 14 Ocak'taki kayıtlarda Cem'in Bahçeşehir'de merkeze yürüyerek kaç dakikada gidip gelebildiğini gösteren bir başka kanıt ortaya çıktı. Cem nöbetçi eczaneye 18 dakikada gidip gelmişti. Aşkım, bir tanem en son mesajımı gördün mü? Evet. Hmm. Gözlerim kapanıyor. Beni düşünüp beklediğin için ne kadar teşekkür etsem azdır sanırım. Ne olacak canım? Bebeğim beni bir dakika daha bekler misin? Büyük halamın ilacı bitmiş de. Bir ilaç almam lazım ona bir dakikalığına lütfen. Nereye gideceksin? Eczaneye en fazla iki dakikam alır. İlaç alıp geleceğim. On dakikadan önce gelemezsin. Mesajlaşalım. Bir dakikaya evdeyim. Beni konuşturma. Neyse bebeğim. Okey bye bye. Bir dakikadan fazla değil. Okey. Geldim. Maşallah 18 dakika oldu. Hadi ya nöbetçi eczaneyi bulamadım da hiç sorma bebiş. Okey. Sen bu arada dakikaları mı saydın bir tanesin? Yatacağım yarın konuşuruz. Cinayetle ilgili çeşitli iddialar ve senaryolardan biri de cinayeti Cem'in tek başına işlemediğiydi. Cem, Cem, savcıya cinayeti tek başına işlediğini itiraf etti. MSN konuşmaları incelenmeye devam edildiğinde bir isim daha dikkat çekti. 20 Ocak gecesi Münevver, Cem'e hocamla konuşuyorum diyor. Hocanla telefonda mı konuşuyorsun sen? Yok, Emesen MSN'de konuşuyoruz. Kendimi yakın gördüğüm bir hocam. Kahve içeceğiz yakın zamanda beraber. Anladım. Erkek mi hocam peki? Se sen de istersen gelirsin. Seni tanımasını isterim. Yok bayan. İyi olur. İngilizce hocam. Yarın yanına gidebiliriz. Yarım saat bir saat oturup sohbet eder kahve içeriz. Ne dersin? Olur gideriz yanına. Sen istiyor musun peki? Evet yarım saat falan iyi biri. Hoca gibi değil. Sen istiyorsan gidelim. 20 Ocak gecesinde Cem Münevver'le beraberliklerinin 11. haftasını kutluyor. Gece 0.0 olunca cep telefonuna mesaj atıyor. Cem Deniz Hoca'yı ilk bu gece duyuyor. Polis ekibi de ilk kez bu konuşmada Deniz Hoca ile karşılaşmıştı. Konuşma normal bir konuşmaydı. Dikkat çeken bir yanı yoktu ama öyle olmayacaktı. Mutlu diyaloglar yaşayan Münevver ve Cem arasında yine inanılmaz diyaloglar yaşanıyor. Çok mutlu olan Münevver Cem'e "Bu yıl bizim yılımız olacak cidden." diyor. Evet 2009 yılı onların yılı oldu ama Münevver'in düşündüğü tarzda olmadı bu sene. Mutluluğu içinden hisseden Münevver kendisine çizilen kaderi bilmeden 11. hafta mutluluğunu MSN konuşmalarına şöyle yansıtıyordu. Canım benim matematiğim kötü de biraz 11 çarpı 7. Kaç yapıyordu? 77. Doğru biliyormuşum o zaman. Resmimizi koysana sen de. Sürpriz buydu canım. Teşekkür ederim canım. Uzaktan ancak bu kadar oluyor ne yapayım? Olsun bu kadar uzak iyi yine. Maksimum 30 kilometre var. Beraber olsak daha iyi olurdu şüphesiz de. Kesin. İçimden geldi yapayım dedim. Umarım mutlu olmuşsundur. Mutlu olduysan ben de mutlu oldum çünkü. Teşekkürler hayatım tabii ki. Seni de bunun için uykusuz bıraktım ama umarım sorun olmamıştır. Olsun bebeğim saçmalama. Bir tanesin sen. Seni mutlu görmek istiyorum yarın tamam mı? Güler yüzlü bir şekilde. Zaten hep mutluyum yanında. Öyle değil mi? Ama artık bir mutluluk istiyorum. Sorun olmazsa senin içinde. Niye? Yarın yeni bir gün çünkü bizim için. Her gün yani. Yarın 11. haftanın ilk günü. 11. haftanın ilk günü olduğu için bir tanem. Bu yıl bizim yılımız olacak cidden. Bu kadar emin konuşuyorsun yani. Yok emin konuşamam tabii ne olur ne olmaz. Allah korusun da en azından bunu diliyorum diyeyim. O zaman şimdi konuşmaya başla emin bir şekilde. Çünkü şüphe uyandırabilecek hiçbir şey yok. Her şey yüzde yüz bizim yılımız olacak. Öyle deme ya nazar falan diyecek şimdi. Ama önümüzdeki tüm yıllar seneler bizim olsun bence. Evet bence de değil mi? Evet uzun yıllarımız var daha. Biz sadece 11. haftadayız. İnşallah canım. Zamanı gelecek ben sana 185. haftamız kutlu olsun diye mesaj atacağım. Bu tarihten sonra Cem'in Münevvere giderek bağlandığı görülüyor. Münevver'in kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden kelimeleri kullanmaya başlıyor sohbetlerinde. Hep aklımdasın, hep kalbimdesin. Bunu bilsen de. Tamam biliyorum bunu ben de. Beni de mutlu ediyor bu hem de aşırı çok hayal edemeyeceğin kadar çok. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Münevver Cem'i İngilizce hocası Denizle tanıştırıyor. Deniz Hoca ikisine nasihatler veriyor. İkili ilişkilerde olması ve olmaması gerekenlerle ilgili önemli öğütler verdiği 22 Ocak'ta yapılan sohbette de ortaya çıkıyor. Deniz Hoca'nın dediği gibi birbirimizi daha iyi tanıyalım bırak da. Doğru bebeğim. Diyordu ya birbirimizi yeterince tanıyoruz da ben seni tanıdıkça sana daha çok bağlanıyorum. Oy canımsın. Sen de bir tanem. İkili arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Yazılanlarda bu ortaya çıkıyor. Bu aşklarına da biri tanıklık etmeye başlamıştı. Deniz Hoca. Deniz Hoca'nın lafı aklıma geldi haklı. Hmm, evet ben de ona mesaj attım Deniz Hoca'ya. Ne diye? Bayağı uzun bir şeyler söyledim, şiir yazdım. Kopyalasana bana. İstiyor musun gerçekten? Evet. Deniz Hanım, ben bugün için gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Size verdiğiniz öğütler için, bugünkü güzel gün için. Konuşmanız gerçekten beni çok etkiledi. Çok etkileyici ve çok mantıklı bir konuşmaydı. Ağzınızdan çıkan her kelimeye ve her harfe kadar sizi sonuna kadar haklı buldum. Sizi gerçi daha tanımıyorum ama bugün sadece çok iyi bir insan olduğunuzu gördüm ve böyle olduğunuzdan da eminim. Münevver sizi bu kadar sevdiğine göre çok sağ olun tekrar. Ay çok düşüncelisin aşkım. Deniz hocanın cevabı da bu. Cem teşekkür ederim. Bana Deniz hocam diye hitap edebilirsin. Aslında keyfim yoktu ama münevveri kırmak istemedim. Çok seviyorum çünkü. Zamanla tanıdıkça bana hak verirsin doğal olmaktan yanayım hep birbirinize çok yakışıyorsunuz. Tanıyacaksınız. Tanıdıkça daha da çok bağlanacaksınız. Her zaman dürüst olun yeter. Güzel cevap vermiş, şaşırdım ha. Sonra ben de cevap verdim. O zaman çok sağ olun gerçekten. Yeterince hak verdim ama bu konuda iddialıysanız sizi daha fazla dinlemek, daha iyi tanımak gerçekten çok hoş olurdu benim için. O zaman bizim şimdilik tek ortak noktamız sanırım bu. Münevver'i ikimiz de çok seviyoruz. Bu kadar içten olduğunuz için teşekkür ederim size. Böyle işte bu kadar. Sonra konuşma bitti. Cem Deniz Hoca ile cep telefonundan mesajlaşıyor. Bu mesajları bilgisayara aktararak Münevver'e MSN'den gönderiyor. Bir gün sonra Deniz Hoca Cem'e MSN adresini veriyor. Sohbet ettiği kişilerin arasına ekleyebileceğini söylüyor. Ancak Münevver bunu fazla abartılı buluyor hocayı MSN'e eklememesini istiyor. Cem önce eklemeyeceğini söylüyor. Bir gün sonra ise Deniz hocayı MSN listesine ekliyor. Münevver bu olaya kızıyor. Cem'e neden eklediğini soruyor. Cem'in yanıtı ise kıramadım ayıp olur eklemesem şimdi. Bünyem kavga kaldırmıyor. Münever'in cep telefonunda gördüğü mesajların ardından tartıştığını ve kendini kaybederek cinayeti işlediğini ifadesinde söyleyen Cem, 24 Ocak gecesi Münevver'le yaptığı konuşmada bünyesinin kavgayı kaldıramadığını anlatıyor. Siz hiç kavga etmiyor musunuz yahu? Enver'in de bu laf. Evet, benim bünyem de seninle kavga etmeyi kaldıramıyor ki ne yapayım? Aynen dengem değişiyor en ufak bir şeyde. Benim de. Bir tanesin sen. Sen de öylesin gerçekten münevver. İlksin, teksin sen. Sen de ilk Türksün bebiş. Birbirimizin değerini bilelim ve birbirimize sahip çıkalım o zaman. Kimse bizi ayıramasın. Evet, söz veriyor musun? Sonuna kadar ve sonsuza kadar. Söz bende, çok samimi diyorum. Bende. İki gün sonra Cem Münevver'e bir sürpriz yapıyor, MSN konuşmalarını kaydettiğini söylüyor. Münevver şaşırıyor. Kaydettiği konuşmaları başkasının okuyabileceğini söylüyor. Cem ise kendisinden başka kimsenin okuyamayacağını belirtiyor. Aynı gece Cem bir arkadaşının kendisini kandırdığını söylüyor. Arkadaşını polise vereceğini belirten Cem, her hata yapan cezasını çeker diyor polis aradığı sorulardan birinin cevabını 26 Ocak gecesi yapılan yazışmalarda bularak rahatladı. Münevver'in Cemre yaptığı konuşmalarda evde güvenlik kamerasının olduğu belirtilmişti. Yaptığı baskında kamera bulamayan polis, onca aramada bulunmayan kameraların akıbetini nihayet öğrendi. Pazara kadar sabahçıyım. Okey ne güzel bu demektir ki ne? Çok şey demek anlamadım. Neyse boş ver. Cem ne konuştuk ama genel anlamda bir şeydi ya niye boş veriyorsun ki şimdi çok fazla opsiyonumuz var karşıya geçebiliriz başka karşıda takılabiliriz bize gidebiliriz opsiyon çok kameralar da çıktı nasıl çıktı bildiğin söktürdük yani neden öyle gerekti sebep diyorum işte bir iş gerek yok dedik söktürdük. Evde kamera vardı ve bu kameralar 26 Ocak'tan önce sökülmüştü. Cinayetten yaklaşık 40 gün önce. Böyle olunca bir soru işareti daha ortaya çıktı. Kameralar neden söküldü? Gerçekten ailenin verdiği bir karar mıydı? Yoksa Cem Garipoğlu'nun Münevver'i daha rahat eve getirebilmek için bulduğu bir fikir miydi kameraları söktürmek? Bu konuda soru işareti olarak kaldı. Cinayet günü evde kamera bulunduğu ve cinayetin saniye saniye kaydedildiği iddiaları basında yer almasına rağmen 26 Ocak gecesi yapılan sohbet aksini söylüyordu. Cem cinayete gerekçe olarak Münevver'in cep telefonuna gelen mesajları göstermişti. Bu mesajlarda canım ve benzeri kelimeler vardı. Kendisini çıldırtan canım kelimesinin neden sevmediği de kaydedilen konuşmalarda ortaya çıktı. 26 Ocak gecesi Cem Münevver'e artık canım kelimesini kullanma diyor. Canım kelimesini sıradan kişilere kullanıldığını ifade eden Cem, sen sıradan biri değilsin, sen benim sevgilimsin. Sana canım demiyorum bu yüzden, sen de deme bence diyor. MSN sohbetleri incelendikçe sanki Cem ve Münevver'in olacakları önceden bildikleri hissi ortaya çıkıyor. Hemen her konuşma müthiş rastlantı ve ilginç tesadüflerle dolu. Münevver, salıda bir şey var derken öldürüleceği gün içine doğmuş gibi konuşuyor. ise yaptığı bir sohbette sanki hapse gireceğini biliyor. 28 Ocak gecesi bir yandan babasıyla film izlerken bir yandan da münevverle yazışıyor. Adı ne filmin? Bitecek film Bayram Paşa. Konusu ne? Haksız yere hapse giren bir adamın kendini savunamaması ve boşu boşuna yattığı onca yıl. Adından belli Bayram Paşa. Kötü cidden. Haksız yere yatan kaç kişi var ki öyle. Öyle vallahi münevverim. Ben erkeklerin bir hafta olsa da hapse girmesi tarafındayım. Hmm. feminist sevgilim benim. Yok cidden akıllanıyorlar erkekler. Görsünler bakalım o hayatı. Cidden böyle mi düşünüyorsun? Üç dört günde yeter. Keşke öyle bir şey olsa da girse erkekler. Ben de derken ben de mi gireyim? Gir, akıllanırsın azıcık. Okey. Ne Paris'i dersin? Türkiye'ye razıyım. Dört duvar olmasın da. Ha <laughs> ha. İyi tamam münevver. Mutlu olacaksan gireyim. Ve kader Cem'e bunu yaşatacaktı. 34 gün sonra münevveri öldürecek ve 8 ay sonra cezaevine girecekti. Kader'in inanılmaz sürprizini konuşmuşlardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Minat olayı da yazışmalarda yer alıyor. Bütün dünyanın duyduğu ve günlerce gündemde yer alan İsviçre'deki Davos zirvesinde Van Minute olayı yaşanırken Cem'in hiç haberinin olmadığı MSN konuşmalarından anlaşılıyor. Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan zirve ile ilgili münevver Cem'e bilgileri 2 Şubat gecesi şöyle aktarıyordu. Çoğu kişinin ikine One Minute yazmış. Hadi ya ne alaka ki? Tayyip Erdoğan moderatöre dedi ya One Minute diye Davos'ta. İzlemedim ki TV'ye falan bakmadım. Göremedim kız. Sen nasıl gazete okuyorsun? Dedi ya siz adam öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diye. Hmm. Tevrat'ta da yazıyor öldürmeyin. Onu biliyorum da. Ben bir daha Davos'a gelmem bunu da bilesiniz. Televizyonda izlemedim. Benim için Davos bitmiştir. Onu biliyorum da izlemedim öyle. Annen takip etmiştir. Etmiştir. Peres nasıl özür dilemiş ama? Aramış yani. Reis diretir. Recep Reis yaptı işte. Tavrını koydu. Öyle. Kahraman oldu hemen Gazze'de Türkiye'de bir tane Aldatma olmayacak. Münevver'in Tevrat'ta yazıyor öldürmeyin deyişine onu biliyorum karşılığını vermesi Cem'in bu kutsal kitabı iyi bildiğinin bir işareti. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ı okumak normal ama Cem'in cinayetten sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolması ve İsrail Gizli Servisi Mossad tarafından saklandığı iddiaları ile birleştirildiğinde başka bazı sorular ortaya çıkıyor. Amcası Hayyam Garipoğlu da polis tarafından arandığı yıllarda uzun süre saklanmış ve hiçbir yerde izine rastlanmamış. Tüm bu soru işaretleri ortaya çıkarken 4 Şubat gecesi Cem'in Münevver'le yaptığı bir konuşmada sanki cinayete neden olabilecek ayrıntılar gizliydi. Yine günlerden salıydı. Münevver Cem'le buluşmuştu. Buluşmanın akşamı MSN'de konuşmaya başladılar. Aa bugün salı 13. haftamız. Daha yeni fark etti. Ben sen çok sevmiyorsun diye her hafta söylemeyeyim dedim. Söyle bebeğim ne olacak bugün sana yolda ikaz ettim. Düşündüm de şimdi ne bileyim yapmamam gerekirdi. Belki dırdırcı gibi seni de sıktım. Ben seninle çok mutluyum. Yani biraz dırdır oldu da dürüst olalım. Sen kötü bir şeyin varsa söyle düzelteyim. Daha mutlu olmanı isterim ben. İyi o zaman söylerim. Buluşunca düzeltirsin. O huylarını düzeltmeni gerçekten ben de istiyorum. Kötü olan şeyleri söylesene lütfen. Olur söylerim o zaman bebeğim. Yüz yüzeyken söylerim okey. Bazen evet çok dırdırcı olabiliyorum. Sıkılıyorsun farkına varıyorum ben de. Gitmek istiyorsun o zaman. Sana çok müdahale ediyorum bazen. Bazen rahatsızım. Bazense çok hoşuma gidiyor. Alıştım artık. Cem Garipoğlu yüz yüze görüştüklerinde hatalarını söyleyeceğini tekrarlıyor. Münever ısrarla kendisine söylemesini istiyor. Uyuyamayacağını belirten Münevver'e Cem ısrar ediyor ancak sorun çözülmüyor. Konu Cem'in bir kadını Facebook sayfasına eklemesiyle devam ediyor. Münevver bu kadının Facebook adresinde neden ekli olduğunu soruyor. Cem ise kadının Ufuk adlı bir arkadaşının arkadaşı olduğunu yanıtını veriyor. Herkesi kabul ediyorsun farkında mısın? Ee. Bir de benim Facebook adresime gir bakalım. %90 erkek. Hadi ya. Sorsam hepsine kardeşim diyorsun. Ne diyeyim ki rahatsız oluyorsun herhalde kardeşim dememe, kanka filan. Bir insanın normalde en fazla maksimum 5 tane kardeşim dediği insan olur. Sende bu 198 tane Münevver. Herkese o gözle bakmıyorum demek ki. Bakma o zaman Münevver, bundan kötü bir şey mi var? Millet sana ne gözle bakıyor, hiç düşünmüyor musun ama? Saf olduğum konular evet var mutlaka ama iyi niyetle herkese karşı sıcak olduğumu kabul ediyorum. İyi o zaman ben de mesela bu huyunu sevmiyorum senin. Bu muydu demek istediğin şey hayatım? Diyeceğim bu olsa hemen derdim. Bunu söylemeyi bile düşünmedim. Çünkü ne de olsa düzelmez diye yani. Herkese kardeşim demeyeyim değil mi? Anlamıyorsun işte münevver. Neyse sana laf anlatamıyorum. Çünkü aşırı sinirleneceğim anlatana kadar. Tamam dinliyorum. Örnek mesela sokakta Hüseyin diye birini görüyoruz senin arkadaşın. Sen hemen atlıyorsun. Ah benim kardeşim Hüseyin. Şu ana kadar kimi boynunu atladım kardeşim diye senin yanında. Hepsinin kim bilir ben yokken ne yapıyorsun? Aldatıyorsun demiyorum bak. Böyle bir şüphem olsa direkt biter zaten ilişkimiz. Oha Cem yuh artık yani inanmıyorum sana. Öyle münevver işte mesela bana diyorsun ben kızlarla anlaşamıyorum ama erkeklerle daha iyi anlaşırım. O yüzden arkadaşlarım hep erkek diyorsun. Cem bunu dedikten sonra münevver sinirleniyor. Sinirlenen münevver kızdığını belli etmek için büyük harflerle yazmaya başlıyor. Ne demek ya kim bilir ben yokken neler yapıyorsun. Benim 7-24 neler yaptığımı nereye gittiğimi kimlerle olduğumu biliyor musun Cem? Neysemin evver ya aşırı tepki göstereceğini biliyordum gereksiz ama bu tepki. Bu lafınla çok kırdın. Güvenmiyorsun sen bana o zaman. Ben sırf senin hoşuna gitmez diye birçok kız arkadaşımla görüşmüyorum biliyor musun? Çok düşündüğün için Cansu diye bir kıza mesaj atıyorsun. Çok düşündüğün için de bir iki kere gördüğün kadını Facebook'una kabul ediyorsun. Facebook'um kapanırsa mutlu mu olacaksın sen? Evet. Kapatalım o zaman ikimiz de şimdi. Ya da donduralım. Tamam donduralım. Kavga etmemizin sebebi Facebook değil mi zaten? Yüz yüzeyken hep anlaşıyoruz çünkü. Evet donduralım Facebook'ları. Nasıl yapacağımı söyle. Erkek arkadaşlarında samimiyetin azalacak. Kız arkadaşlarına takıl daha fazla. Tamam sana diyorum kız arkadaşların azalacak. Tamam benim de azalacak söz veriyorum mesaj atmak, eve çağırmak. Sen de söz ver. Çağırırsam insan değilim. Tamam mı Münevver? Karşılıklı yapıyoruz her şeyi. Ben de sana her zaman sadığım. Bu hep böyle olacak. Sadıksan ben de sadığım. Sözüne de sadıksın o zaman. Cem ben yalan söylemem. Söz verirsem de tutarım. Sözünü ihlal ettiğini gördüğüm an tüm güvenimi alırsın. O zaman da canımı okursun sen. Tüm haklar senin. Sözüne sadık ol. Sen sadık olduğun sürece ben çıkarsam bana istediğini söyle. İstediğini yap tamam mı? Sözüne sadık olmasan sırf sen çıktın diye ben de çıkarım. Çocuk musun? Misilleme mi yapıyorsun? Herkes hak ettiğini alsın diye. Kimse kimseye haksızlık yapmasın diye. Benim hakkımda kimse bir şey diyemez. Sadece iyi niyetli sıcakkanlıyım. Okey? Münevver ben senin bu oyundan çok rahatsızım. Herkese iyi niyetli olma. Bir daha söz ver yani. Söz, söz, söz veriyorum diyeceksin münevver. Cem abarttın iyice. De münevver, söz veriyorum demedin münevver. Söz veriyorum Cem, söz. Bu konuşma Cem'in münevverle olan ilişkisinin ciddiyetini ve boyutlarını da ortaya koydu. Cem'in münevverle olan ilişkisi hakkında önemli ayrıntılar verdi. Münevveri çok kıskanıyor, başka erkeklerle konuşmasına bile tahammül edemiyordu. Münevver'in kendisini aldattığı takdirde çok şeylerin olabileceğine dair sinyali aslında bu sohbette veriyor, gelecekte olacaklara dair ipuçlarını da sıralıyordu. Cinayeti aydınlatmada önemli bir veri oldu bu sohbet kayıtları. Çünkü cinayetin işlendiği gün Münevver yazlıkta tanıştığı Teğmen'le mesajlaşmıştı. Ve mesajlarda canım gibi samimi kelimeler kullanılmıştı. Birbirleriyle yaptıkları bu anlaşma okunduğunda Cem'in mesajları görünce kendini kaybetme olasılığının nedenli yüksek olduğu da ortaya çıkıyor. Ne 3 Mart'ı. Hmm. MSN konuşmalarında okuyanları ve duyanları şaşırtacak müthiş bir konuşmanın ayrıntıları daha ortaya çıktı. 5 Şubat gecesi yazışmalarında münevver öldürüleceği 3 Mart gününü Cem'in ağzından duyuyordu. Konuşmalarda Cem, Mart ayında İsviçre'ye gitme planları olduğunu söylüyor. Ancak Mart ayında münevverinde doğum günü var. İkili arasında geçen ve akıllara durgunluk veren sohbette sanki cinayetin tarihi belirleniyor. Rahatladın mı? Ne konuda? İsviçre gitmeyebilirim de zaman var daha. Mart'ta gidelim diyor çünkü Mart ortası. Oldu. Ne oldu? Yok bir şey. Mart'ta gidebiliriz ancak neden ama? Babamla konuştum da İsviçre'ye gideceğim diye. İyi dedi. Mart ortalarında git dedi ama gidecek sende. Niye ama? Niye diye sormadım yani. O zaman git dedi. Ben de nedenini sormadım bebeğim. İyi üç gün mü? Evet. Mart ayı bir de doğum günümün olduğu ay. Evet biliyorum 3 Mart. Ne 3 Mart'ı çok biliyorsun maşallah. Kaçtı peki? 7. Ay pardon ya. Çok biliyorsun doğru. Tamam işte doğum gününden bir hafta sonra filan işte. Aklı üçte ne de olsa İsviçre'ye gitmiş kalmış. Üç, üç gidiyor. Bu konuşma cinayetle ilgili birçok soru işaretini ortaya çıkarttı. Konuşmada Cem'in bir ay öncesinde kafasındaki gün 3 Mart günüydü. Münevver'in 7 Mart olan doğum gününü 3 Mart olarak biliyordu. Bunu farkında olmadan mı yoksa bilerek mi söylemişti? 3 Mart gününü aylar öncesinden planlamış mıydı? Yoksa garip bir tesadüf müydü 3 Mart'ta? MSN konuşmalarında ilginç tesadüfler ortaya çıkmaya devam ediyor. 9 Şubat gecesi yaptıkları sohbette de şaşırtıcı diyaloglar var. Doğum günü planları yapan münevver Cem'e Mart ayı benim ayım diyor. Ancak Mart ayının kendisi için bir son olacağını, tüm Türkiye'nin onu bu ayda acı bir olayla tanıyacağını bilmiyor. Doğum günü için kaç kişilik kutlama yapacaklarını Cem'le konuşuyorlar. Ama yine en az 10-15 on, on kişi olur. Ben olmasam kaç kişi çağırırdın? Bilmem ki ama yapınca onu çağırma bunu çağırma da olmuyor. Öyle oluyor mecburen. O zaman hepsini çağır 729 kişi olsun. Oha hepsi gelmez zaten kızlar biraz daha zor tabi akşam olacağı için. Bakarız münevver hepsine. Sevgililer günü bitsin de bir. Ay bu ay ne de çok şey var ya. Mart ayı benim ayım ama her sene heyecanlı geçiyor. Niye? Doğum günüm falan ya. Üç kere kutluyorum küçüklükten beri. O nasıl oluyor? Arkadaşlarımla anne, baba, Enver, dördümüz ve anneannemler, dedemler, dayım, halamlar toplanıp oluyor işte. Anladım güzelmiş. Evet ben meraklıyım doğum günlerine. Hmm, biliyorum. <laughs> Babam büyüdün artık diyor ama bana ne? <laughs> Bu sene hele 18 oluyorum. Kutlamazsam olmaz. Evet istediğin kadar kutlarız. İste yeter ki sen. Oy. 10 kere de 1000 kere de. Annemlere çok garip geliyor 18 olmam. Oy pamuk kızım büyüdü benim falan diyorlar. Evet büyüdün büyüdün. Polisteki ifadesinde baba Nida Garipoğlu münevveri tanımadığını, ve oğlunun kız arkadaşından habersiz olduğunu belirtmişti. MSN konuşmalarında Cem'in evinde aile ortamında münevver konusunun konuşulduğu görülüyor. Baba Nida Garipoğlu ilk kez duyduğu münevver ismini beğeniyor. Senin hakkında muhabbet de döndü. Mamoley söyledi. Ne diye? Senin Münnoş'un da burada olsaydı filan dedi. Babam sordu Münnoş kim diye. Annem ismini söyledi işte sonra babam kızı tanımıyorum dedi ama isminden dolayı bir artı aldı dedi. Münevver çok güzel bir isim falan dedi. Nazım Hikmet'in öykülerinden girdi. İşte karısının da adı da Münevver'miş falan işte diye. "Hum sen bir şey demedin mi hakkımda? Bayağı iyi kız dedim işte. Sohbetleri normal giderken Münever'in ne diyorduk canım demesine Cem müthiş sinirleniyor. Ne olduğunu anlamayan şaşkın Münever soruyor. Yeter münevver ya, gerçekten yeter ama. Sen bana kaç kere söz verdin, bir de verdiğin sözü unuttun. Canım dedin münevver. Ay korktum. Yeter gerçekten ya, yeter. Yeminle. Önemsiz bir şey değil bu. Ya korktum ha. Münevver gerçekten of. Cem farkında olmadan diyorum yemin ederim ya. O zaman biraz daha dikkat et. Söz verdin. Biraz sadık kal sözüne. Abartıyorsun sen de ya. Daha önce canım kelimesini bir daha söylememesini isteyen Cem, münevverin ağzından kaçırdığı canımı duyunca adeta deliriyor. Canım demek Cem için artık çıldırtan bir kelime ve münevver sanki bu kelimenin kurbanı olmuş gibi. İki sevgili 14 Şubat sevgililer gününe hazırlanıyordu. Bir yandan da Mart ayında Münevver'in 18 yaşına girecek olmasının heyecanı sarmıştı ikisini de. MSN konuşmalarında Deniz Hoca tekrar ortaya çıktı. Deniz Hoca'nın yazdığı aşk yazılarından etkilendikleri görülüyordu. Deniz Hoca'nın artık Münevver dışında Cemre'de yazıştığını ortaya koyan kanıtlar ortaya çıkıyordu. 14 Şubat akşamı buluşmak için rezervasyon yaptırıyorlar. Münevver, kendisini genç kuşak oyunculardan Tuğba Büyük Üstüne benzetildiğini söylüyor. Ama Tuğba'nın da çok güzel olduğunu belirtiyor. 14 Şubat'ın 102. günleri olduğunu ifade ediyor. Buluşma öncesi heyecanı paylaşıyorlar. Geldim. Hay bebeğim. Hay aradın mı? Arayacağım şimdi. Of Cem. Ayarladım tamam. Dansöz evet sana. Niye dansöz diyorsun? Tamam tamam sustum diyorum. Ayarladım Roof Restaurant Hilton'da. Program neymiş? 7'de mi saat? 7'de. İlk kokteyl mi? Evet. Kaça kadar? İznin kaça kadar ki senin? Bilmem kaça kadarmış ki Hilton. 2'ye kadar sürüyormuş. Hmm, bayağı sürüyormuş. Yine 11, 11.30 diyelim. Hilton neredeydi? Tamam bakarız. Maçka gösterdim ya dün. Doğru doğru kredi kartı numarası falan istediler. Niye? Rezervasyon yaptırmak için son dakikada cayamazsın. Sonra gelmezsek diye mi? Kredi kartı numarasını verdim çünkü caymazsın değil mi? Bir soru sordum sana. Cem şu an için caymam için bir sebep yok. Okey o zaman çok romantik bir akşam olacakmış utandım. Öyle mi diyordu adam? Bayan. Hmm, slow müzik var değil mi? Evet, heyecanlandım kız. Niye hayatım? Birazdan dudaktan kalbe başlayacak, çıkacağım. Öyle bebeğim, sen hiç heyecanlanmadın galiba. Bilmem, yani normal çıkacağız akşam yemeğine gibi. Tamam, lafımı geri aldım. Dürüst olmak gerekmiyor. Niye? Bilmem diye cevap veriyorsun. Heyecanlanman iyi bir şey. Kalbin durmasın demiyorum. Heyecanlanırsam aman. Bu heyecanlanmadın demek oluyor. Yo ne alakası var hayatım? O zaman heyecanlandın mı demek oluyor? Hayatım, heyecanlıyım tamam. Ben hep heyecanlanıyorum. 12 Şubat gecesi uzun bir sohbet eden ikili arasında duygusal anlar yaşanıyor. Cem Münevver'e çok ciddi düşündüğünü söylüyor. Münevver de Cem'in ilk olduğunu tekrar ifade ediyor. 2069 yılına kadar birlikte olacaklarını belirten Cem her fedakarlığı yapabileceğini söylüyor. İçimden geçenler de bunlar ama ben kimseye böyle şeyler söylememiştim. Seninle bu kadar kısa zamanı geçmesine rağmen içimden bunları geçirmem. Temkinliyim bu konuda her zaman. Sen kendinden emin değil misin peki? Gerçek sevgimi gelip geçici mi diye? Ben eminim sana karşı temkinliyim diyorum. Değilsen açıkça değilim de. Hayal kırıklığını uğramamak için diyelim sen sevginden emin değil misin? Eminim. Yanımda öyle ya da böyle on erkek de olsa çok yakışıklı benim kalbim yine sende. Ama senden emin olmak istiyorum. Ne bileyim zaman olacak herhalde. Senin yanında 10 kız olsa belki aynı şeyi düşünmeyebilirsin gibi de geliyor bazen. Onun için diyorum kızlarla buluşma yurt dışında diye. Bana da öyle geliyor. Kaybetme korkusu işte bu münevver kara bulut. Kimse sevdiği kişiyi kaybetmek istemez sonuçta. Öyle. Güven kendine, bana güven, ikimize güven, sevgimiz, birlikteliğimize güven. Alışkanlıkların var ve her konuda farkında mısın? Birden değişmez ama zamanla onlar da değişir. Alışkanlık diyorsun da örnek versene. Ne bileyim eski kız arkadaşların diyorum alışmışsın. Paris özlüyorsun onunla gittiğin yerlere. Ama artık ben nesin bir kenara atman lazım bunları. Çünkü kalbin benimle olacak sonsuza kadar. Mart ayı geliyordu. Münevver heyecanla 18 yaşına girecek olduğu 7 Mart tarihini bekliyordu. Doğum günü planları ve hazırlıkları yapılmaya başlanmıştı. Doğum günü cumartesi gününe geliyordu. Öğleden sonra dershaneye gideceği için bir hafta sonra kutlamayı düşünen Münevver, cinayetten 4 gün önce Cem'le doğum günüyle ilgili konuşuyordu. Bu onun son doğum günü konuşması oldu. 7 Mart'ta mı kutlayayım 14'ünde mi sence? 7 Mart'ta öğlenciyim Hı. ya. Doğum günü doğum günü tarihinde kutlanır öyle değil mi? 7 Mart'ta kutla yani tabii ki de. Öyle de öğlenciyim ya dershanede o açıdan dedim. 7 Mart bebeğim kaçtan kaça kadar olacak peki? 8-9'dan gece 1'e kadar falan. İyi o zaman annem bir şey der mi? Yok be geçen sene 2 mi 3 mü eve öyle dönmüştüm. Enver de gelsin o zaman. Onsuz doğum günü olur mu hayatım? Geçen sene Enver sürpriz yapmıştı. Pastamı falan almış gelmiş. Nasıl bağırıyor ablama feda olsun her şey diye. Kaç kişi çağırıyordun peki? Değişebilir valla. Raja olunca rahat baya. Rezerveli değil ya illa öğle yemek gibi. Bakalım 15-20 ama tahminim. Kaç erkek kaç kız? Daha az veya daha çok da olabilir. Belki o kadarını bilmiyorum ama yine erkekler daha fazla olur kızlara oranla. Neden ki? E öyle kızlar erkekler kadar rahat mı gece çıkma konusunda? 15 erkek 7 kız falan mı? Tahmini bir sayı söyle. Hayatım nereden bileyim ya? İyi, tam İyi tamam da biraz sence senin için geç değil mi? Duruma göre bakarız hayatım. Belki 11, belki 12'de biter. Ne bileyim maksimum söyledim ben 1 diye. Okey bebek. Cem'in incelenen bilgisayarında MSN kayıtları dışında cep telefonu mesajları da bulundu. Münevver'in ve kendisinin Münevver'e gönderdiği 1043 mesajı cep telefonundan bilgisayarına aktararak kaydetmişti. İncelenen mesajlarda da ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor. Birçok kez cep telefonuyla mesajlaştıkları anlaşılan Cem ve Münevver filmlerden ölüme kadar tüm konularda sürekli iletişim halinde olmuşlar. Münevver bir mesajında Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolü oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalın filmini çok sevdiğini belirtiyor. Sendeki nasıl bir enerjidir bitmek bilmiyor yahu dinlen azıcık biraz. Film falan Cem Beyciğim. Türk filmi izle Selvi Boylum Al Yazmalım izle diyor. İzle ama o film konusunda ciddiyim. Selvi Boylum Al Yazmalım mesajlarını gönderiyor. Cem de aşk, eski zamanların aşkını anlatıyor. Kaç yıllık bir film diye soruyor. Münever bunun üzerine evet her gördüğümde izlerim cevabını gönderiyor. Mesajlardan Cem'in 17 yaşında olmasına rağmen araba kullandığı da anlaşılıyor. Münever bir mesajında Eve geçince mesajlaşalım o zaman. Dikkatin dağılmasın araba kullanırken diyerek sevgilisini uyarıyor. Cem Moskova'ya gideceğini münevvere kötü bir konu var mesajıyla haber veriyor. Münevver de bunun üzerine gönderdiği mesajında... Cem, Cem ne diyeceğini merak ediyorum inan ama sen ve benim düşüncelerimiz dışında bir şey bizi etkileyemez. En azından kendi adıma bu böyle. Çok çok kötü diyorsun. Ne kadar kötü bir şey olursa olsun sonuçta ölüm dışında... Hayatta her şeyin çözümü, bir çıkış yolu kesinlikle var. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Her konuda da güçlüyüm, kendime güveniyorum. mesajını gönderiyor. Mesaj kayıtları Cem Garipoğlu'nun Moskova'ya gitmesinin ardından da ikili arasındaki iletişim trafiğinin sürdüğünü ortaya koydu. Müneverle Cem arasında dövmek tartışması da şaka ile karışık mesajlara konu oldu. Cemin içimden geldiği gibi davranırım o zaman. Hem döverim hem severim mesajına Münevver. Yok canım, beni mi döveceksine? Aynısını yapacağım diyorsun. Kıyamazsın sen bana vurmaya karşılığını veriyor. Bir sonraki mesajı ise genç kızın. Sen de hep istediğim gibi kal lütfen. İyi, güvenilir, dürüst, sadık ve hep beni seven. Ben de seni çok öpüyorum bebeğim. oluyor. Mesajlarda Münevver Karabulut'un cinayete kurban gittiği tarihe kadar Cem'i sık sık rüyasında gördüğü de yer alıyor. Bazı, rüya, bazı rüyalarından korktuğu ortaya çıkan genç kız, Günaydın canım çok ilginç bir rüya gördüm dün gece, buluşunca anlatırım. Ay bebeğim gerçekten çok korktum, Allah her türlü kötülükten korusun bizi. Dikkat et lütfen kendine, diyor Münevver mesajında. Son mesajlarından birinde ise Münevver rüyasını Cem'e şöyle anlatıyor. Dün gece rüyamda seni gördüm. Son günlerde çok görür oldum. Seni düşünerek uyumuştum. Etkisinden kal. Seni düşünerek uyumuştum. Etkisinden ka Seni düşünerek uyumuştum. Etkisinde kaldım demek ki. Sana takım elbise almaya çıkmışız böyle bir yere. Sonra muhallebiciye gidelim diyorsun. Saraya gidiyoruz. Yağmurla karşılaşıyoruz. Orada 28 yaşında biri filanmışsın öyle gördüm. 7 Mart 2009 tarihini sabırsızlıkla bekleyen münevver 18'ine girecekti. Ancak heyecanla beklediği 7 Mart'ı göremeden sevdiği erkek tarafından hunharca öldürüldü. Yaşamının baharında ömrünün yeni bir çağına adım atmaya hazırlanırken yaşamına son verildi. Münevver çok inandığı Cem'e attığı son mesajda sana evet dediğime hiç pişman olmadım canım. Olmak da istemiyorum diyordu. Bu ilişkide hiç pişman olmak istemeyen Münevver'in hayalleri 3 Mart 2009 günü sonsuza dek bitti. Başladığı ilişkide kimi zaman Kerem'le Aslı'nın yaşadığı aşkı bulan ikili kimi zaman da aşktan uzak tartışmalar yaşadı. Büyük aşktan cinayete dönüşen 4 aylık süreçte ölüm adeta Münevver'i çağırdı. İkinci şans verdikleri başlangıcın sonunda yaşanan korkunç olaydan geriye sadece fotoğraflar kaldı.